Evet değerli arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Evet, vatandaşlık dersi arkadaşlar. İsmim Erdal. İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Toplamda 21 saat ders yapacağız arkadaşlar. Uzayabilir, 3 saat uzayabilir, haberiniz olsun. Ders şu şekilde gidecek arkadaşlar. Konuyu işleyeceğiz, arkasından testler çözeceğiz konuyla ilgili. Bu şekilde gideceğiz. Sizin de arkadaşlar derse katılmanızı isterim ben. Orada yazarak arkadaşlar siz de derse katılırsanız daha iyi olur. En azından ben de dersin nasıl gittiğini görmüş olurum. Öyle bir şey mi var? Bilmiyorum nasıl olur arkadaşlar. Bakarız. Biz bakarız. Bilmiyorum. Öyle bir şey duymadım. Sosyal bilgiler, vatandaşlık öyle bir şey duymadım ama bakalım. Evet değerli arkadaşlar, Adalet öğrencisiniz, hoş geldin. Senin için daha kolay olur Ferah. Peki, başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk konumuz değerli arkadaşlar, sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Yani toplumsal yaşamımızı düzenleyen belli başlı kurallar. Peki nedir bu kurallar arkadaşlar? Birincisi demiş ki, birincisi arkadaşlar din kuralları, ikincisi ahlak kuralları, üçüncüsü görgü kuralları, dördüncüsü örf ve adetler değerli arkadaşlar. Beşincisi de hukuk kuralları. Şimdi bunlar arasındaki farklar neler? Onlardan arkadaşlar onlara bakacağız. Şöyle konu konu gidelim arkadaşlar. Şimdi din kuralları sosyal yaşamımızı düzenleyen kurallardan bir tanesidir. %99'u Müslüman olan bir ülkeyiz. Aynı zamanda arkadaşlar anayasaya göre nasıl bir ülkeyiz? Laik bir ülkeyiz. Şimdi burası önemli, laiklik. Din kuralları nedir? Tanrı tarafından konulduğuna inanılan, peygamber aracılığıyla insanlara ulaştırıldığına inanılan bir takım emir ve yasaklardır. Şimdi değerli arkadaşlar, din kuralları diyoruz ki toplumsal yaşamımızı düzenleyen kurallardan bir tanesidir. Mesela işte ne diyelim, atıyorum, sokak ortasında arkadaşlar elinde şarap şişesiyle mesela içki içmemek. İçki içmeye din ne diyor arkadaşlar? Haram diyor. Doğru. Ama sokak ortasında mesela ne yapıyor? Kim, masa sandalyeler var. İşte orada rahat rahat içebilirsin. Peki siz hiç görüyor musunuz arkadaşlar elinde şarap şişesi veya rakı şişesi sokağın ortasında arkadaşlar içerek geziyor? Çok nadir. Görürseniz zaten adam deli, delidir dersin. Neden? Neden? Çünkü toplumda pek de hoş karşılanmıyor. Peki yasak mı bu? Hayır, bir yasağı yok. Peki neden yapmıyor kimse bunu? Çünkü arkadaşlar az önce de bahsettim. %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Çok da hoş karşılanmadığı için. Çünkü kötü sonuçlara neden olabiliyor. Peki, din kuralları dedik. Ülkemiz laik bir ülke dedik arkadaşlar. Din kurallarına uyup uymamak arkadaşlar bizim elimizde mi yoksa nasıl diyelim devletin bir yaptırımı var mı? Devlet bunu arkadaşlar bize emir ve yasak şeklinde koyuyor mu? Bizim elimizde değil mi arkadaşlar? Yani uyarız uymayız. Kimse buna ne yapamaz? Karışamaz. Peki bunun sebebi ne? Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir ülke olmasıdır. Eğer biz İran deseydik arkadaşlar, İran'da biliyorsunuz devlet tarafından din kurallarına uyulması konusunda kamu gücü desteği vardır. Yani bir takım kurallar arkadaşlar din kurallarına uyulması konusunda işte başörtüsü takma devletin koyduğu bir yaptırımdadır. Yani buna uymak zorundasınız. Ama ülkemiz için söylediğimiz arkadaşlar bunun ülkemizde bir geçerliliği yoktur. İşte onun sebebi Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir ülke olmasıdır. Peki o zaman din kurallarına arkadaşlar uyup uymama konusunda ne diyorum? Benim kendi elimdedir diyorum. Yani devlet beni zorlayamaz. O zaman buradan şu anlamı çıkarır. Birincisi maddi ve manevi arkadaşlar yaptırım diye bir şey var. Maddi manevi. Peki hukukta arkadaşlar bir şeyin karşılığı nedir? Yaptırım. Yaptırımın hukuktaki karşılığı nedir arkadaşlar? Ne denir yaptırıma? Müeyyide. Çok güzel Gülay. Müeyyide denir değil mi arkadaşlar? Şimdi eğer bu müeyyide devlet tarafından veriliyorsa arkadaşlar müeyyide devlet tarafından veriliyorsa maddi yani devlet tarafından bir takım emir ve yasaklar konuluyorsa devletin uy dediğine uymak zorundaysak uyma dediğine de arkadaşlar uyup uyumamakta serbestsek bu nedir? Maddi yaptırımdır. Peki uyup uyumamak bizim elimizdeyse arkadaşlar bunun yaptırımı nedir? Manevidir. Şimdi
O zaman ne dedik az önce? Din kurallarına uyup uymamak bizim kendi elimizde. Dolayısıyla yaptırımı nedir arkadaşlar? Kısa ve öz deyip geçiyoruz. Manevidir. Evet, din kurallarını yaptırım manevidir. Geçtim. Ahlak kuralları önemli arkadaşlar. Zaten soru gelirse buradan gelir. Ahlak kurallarından gelir. Ahlak kuralları öncelikli nedir onu bir açıklayalım. Diyor ki insanların kendilerine, bir insanın kendisine karşı arkadaşlar, kendisine karşı davranışı subjektif ahlakı gösterir. Yani kişiden kişiye bu değişir arkadaşlar. Eğer kişiden kişiye değişiyorsa, insandan insana değişiyorsa bu subjektiftir. Yani özneldir. Peki herkes için arkadaşlar belli başlı bir takım ahlak kuralları varsa, değil mi? Objektif olan, bu da nedir? Objektif ahlak kuralına girer. Birazdan buna ayrıntısına gireceğim arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi bu kanunlarla karıştırmayın sakın. Hani kanunlar deriz ya genel, objektif arkadaşlar, soyut, kişilik dışıdır. Bununla karıştırmayın. Bu ahlak. Ahlak eğer bir kişinin kendisine karşı olan davranışları veya kişiden kişiye bu davranışlar değişiyorsa ve o kişinin kendi iç dünyasını yansıtıyorsa bu ahlak subjektif ahlaktır. Toplumun geneli tarafından bir takım şeyler benimsenmesi arkadaşlar ya da başka kimseleri rahatsız edecek tarzda bir ahlaki anlayış da varsa arkadaşlar bu da nedir? Objektif ahlaka girer. Yani eğer başkasını arkadaşlar ilgilendiriyorsa objektif, bizim kendimizi ilgilendiriyorsa arkadaşlar subjektif. Diyor ki insanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan görev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır. Peki bir insanın kendine karşı olan davranış nedir? Mesela biz bir harekette bulunuruz arkadaşlar. Bunu birçoğumuz yaşamıştır. Bir şey yaparız ama yaptıktan sonra da vicdan azabı çekeriz. Vicdan azabı çekeriz. Bunu bir biz biliriz. Bizden başka kimse kolay kolay bilemez. Annemize babamıza ne yapmışızdır mesela? Hiç söylenmeyecek bir şey yalan söylemişizdir mesela. Daha sonra bu kendi içimiz arkadaşlar bir vicdan azabına dönmüştür. İşte bu nedir? Subjektif ahlaktır arkadaşlar. Buna subjektif ahlak denir. Peki eğer bizim yapmış olduğumuz bu davranıştan başkası etkileniyorsa arkadaşlar bu da nedir? Objektif ahlaktır. Mesela ben tutuyorum arkadaşlar, ne yapıyorum? Birinin ne yapıyorum? Malına göz dikiyorum. Ben birinin malına göz dikersem arkadaşlar, ben başkasını etkiliyor muyum bu ahlaki anlayışımla? Etkiliyorum. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Başka bir örnek daha vereyim arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Yoksul bir kimseye arkadaşlar yardım etmek. Yoksul bir kimseye yardım etmek. Tabi buradan geliyor arkadaşlar yani. Kısaca arkadaşlar ne diyorum? Subjektif birinin kendi iç dünyası olan kendi ahlaki anlayışıdır. Objektif olaysa arkadaşlar toplumun geneli tarafından benimsenen ahlak anlayışıdır. Toplumumuzun genelinde arkadaşlar başkasının malına göz dikmemekle ilgili bir anlayış vardır. Dolayısıyla bu objektif ahlaka girer. Yalan söyleyip söylememek bizim kendi elimizde arkadaşlar. Eğer yalan söylüyorsak, vicdan azabı çekiyorsak bu da nedir? Subjektif ahlaka girer. Peki sizce birazdan arkadaşlar az önce bahsettiğim, sadece yorum yapın arkadaşlar çünkü anlatmadım. Birincisi din kuralları, ikincisi ahlak, üçüncüsü görgü, örf adeti çıkarın şu aradan. Görgü, ahlak, din kuralları. Şu üçünden hangisi sizce arkadaşlar hukuk kurallarına daha çok kaynaklık ediyor? Hukuk kurallarına kaynaklık ediyor. Ahlak kuralları arkadaşlar. Hukuk kurallarının en önemli kaynağı ahlak kurallarıdır. Yani bir kanun koyucu, yasama organı, hukuk kuralı yaparken arkadaşlar neye dikkat eder? Ahlak kurallarına dikkat etmek zorundadır. Peki daha çok subjektif ahlak mı dikkat eder yoksa objektif ahlak mı dikkat eder? Objektif arkadaşlar. Daha çok objektif. Ne dedim? Başkasının malına göz dikmemek dedim, değil mi arkadaşlar? Hırsızlık yapmamak ya da bunun gibi bir şey. Evet, güzel. Peki, ahlak kurallarına uymayan kişi nasıl dışlanır arkadaşlar? Ayıplanır. Değil mi arkadaşlar? Dışlanır. Hoş görülmez. Toplumdan dışlanır. Ayıplanır. Bu da o kişi de ayıplanmamak için, dışlanmamak için ne yapar? Bu kurallara uymaya çalışır. Birçoğumuzun yaptığı gibi arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik. Görgü kuralları. Görgü arkadaşlar nereden geliyor bu kelime? Görmekten geliyor. Bakın, görmek. Değil mi? Görgüsüz derler ya, görmemiş derler. Şimdi bu farklı. Bir görmüş görmemiş var. Bir de arkadaşlar gerçekten hiç görmemiş kimse var yani. Bizim bahsettiğimiz daha çok neyle ilgili?
görmüş görmemişlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Mesela görgü kuralı nedir? Ondan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Gelenek ve görenek diye iki kavram vardır. Gelenek ve görenek arkadaşlar. Gelenek ve görenek aynı şey midir sizce? Gelenek ve görenek. Gelenek arkadaşlar adı üstünde gelir. Görenek görülür. Bakın. Gelenek geçmişten gelir. Görenek ise bizim diğer insanlardan gördüklerimizdir arkadaşlar. Yani toplumun geneli tarafından benimsenen davranışlardır. Mesela ülkemizin her yerinde arkadaşlar gelin gelin koca evine ata binerek mi gider? Hayır değil mi arkadaşlar? O zaman gelenek bölgeden bölgeye değişik gösterebilir. Doğru mu? Ama nereden bakarsanız bakın ülkemizin %99'unu arkadaşlar bir büyüğü görünce arkadaşlar ya da büyük babanız eve girince eğer uzanmışsanız bir ayağa kalkarsınız, bir doğrulursunuz ona saygı açısından arkadaşlar, değil mi? İşte bu nedir? Bu bir görgü kuralıdır. Ya da ne diyelim mesela yemekte şapırdatmamak arkadaşlar. Yemekte şapırdatmamak da bir nedir? Bir görgü kuralıdır. Düşünsene mesela kız arkadaşlar için söylüyorum. Bir erkek arkadaşla tanışıyorsunuz. Yeni bir flört dönemi. İlk yemeğe çıkışınızda adamın şapırdatarak yemek yediğini görüyorsunuz. Bir de işte yolda yürürken sağa sola tükürüyor. Sen bununla ikinci görüşme yapar mısın? Cansu yapar mısın ikinci görüşmeyi? Yapmazsın değil mi? Utanırsın ya. Biraz şey yaparsın yani. Çünkü insanlar ona bakmazlar. Daha çok sana bakarlar yani. Peki ne olur? Görgü kurallarına demek ki bu adam uymuyor yani. Değil mi? Uymuyor. Ne olur? Sen onu bırakınca ne olmuş olur? O da toplumdan dışlanmış olur. Evet. Böyle etrafınızda arkadaşlar yani mutlaka hayatta görmüşsünüzdür. İşte askerde erkek arkadaşlar için ya da başka bir yerde kız arkadaşlar için mutlaka görmüşsünüzdür böyle insanlar maalesef. Oluyor. O insanlarla arkadaşlar kendine çekidüzen vermek zorunda kalıyorlar. Toplum içerisinde rahat bir şekilde arkadaşlar yaşayabilmek için. Evet. Peki görgü kuralına uymayan kişiye ben en çok ne derim? Cansu ne yaparsın? Ertesi gün görüşmezsin, değil mi? Başka bir şey diyebilir misin? En kaba da diye kaba görgüsüz de diyemezsin yani açık açık adama. Adam seni tokatlarsa suçlu değil yani. Evet Mehmet. Yani askerlikle ilgili benim de birçok anım var da hiç söylemeyeyim yani. Neyse. Ne oluyor arkadaşlar? Görgü kurallarına uymayan kişi en çok ne oluyor? Değerli arkadaşlar toplumdan dışlanmış oluyor. Yani başka bir yaptırımı yok. Görmekten geliyor. Evet dedik bunu da geçtik. Şimdi örf ve adet önemli arkadaşlar. Burası önemli. Çünkü burası diğer konularda da arkadaşlar bize yardımcı olacak. Örf ve adet önemli. Birincisi örf adetle ilgili bilmeniz gereken. Örf adet kuralları. Birincisi arkadaşlar uzun süreden beridir. Ne oluyor? Toplumda uygulanıyor. Birincisi bu. Birinci şey bu arkadaşlar. Bakın madde madde çıkaracağız şimdi. İkincisi. Ne değil? Bakın ne değil? Yazılı değil. Yani yazısız. Bakın sakın yazılı diye almayın arkadaşlar. Burası çok önemli. Birçok öğrenci bunu yazılı diye alıyor. Örf adet yazısız hukuk kuralıdır. Unutmayın. Ne dedik? Toplumda uzun süreden beri uygulanmakta olan yazısız hukuk kurallarıdır. Örf adetin hukuk kuralı olabilmesi için toplumda sürekli bir ne olması lazım arkadaşlar? Sürekli tekrarlanması lazım. Sürekli tekrarlanması lazım uyulabilmesi için. Dördüncüsü yerleşmiş olması lazım. Yani toplumun geneli tarafından arkadaşlar ne olmuş olması lazım? Benimsenmiş olması lazım. Evet, benimsenmiş olması lazım çok önemli. Evet, toplumun genelinde ne olacakmış? Kanat oluşturacaklar. Merhaba Nazan, hoş geldin. Bu dört şart ne olacak? Olacak arkadaşlar. Birincisi uzun süre. Yazısız, tekrarlayacak istikrarlı aralıklarla ve yerleşmiş olacak. Mesela ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'nın 4 sene önceki haliyle şu hali arasında dağlar kadar fark var. Mesela ben atıyorum örnek
Kızların giyim tarzı 4 sene arkadaşlar çok farklıydı. Şimdi çok farklı. İşte mesela bu örf adet değil arkadaşlar. Bu örf adet değil. Ne olmuştur? Örf adet dediğin şey arkadaşlar toplumda çok eskiden beridir sürekli halde devam etmekte olan bir şey arkadaşlar. Örf adettir birincisi. İkincisi nedir? Yazısızdır. Üçüncüsü de yerleşmiş ve benimsenmiş olması gerekir arkadaşlar. Gibi. Evet. Güzel Nermin. Güzel bir yere değindin. Biz bu ne demiştik? Örf, gelenekle görenek aynı şey değildir demiştik değil mi Nermin? Çok güzel. Peki değerli arkadaşlar. Peki. Mesela size bir örnek vereyim. Hani nişanlı alma olayı arkadaşlar. Nişanlı alma. Nişanlı alma arkadaşlar kız ve erkek arasında yapılan bir sözdür. Evlilik sözüdür. Nişanı eğer taraflardan biri atarsa daha çok arkadaşlar erkek tarafı atarsa bizim toplumumuzu az çok biliyoruz arkadaşlar. Bizim örf adetlerimiz o kızın mağdur olmasına sebep olacak mıdır bu durum? Mağdur olmasına sebep olacaktır değil mi arkadaşlar? Toplumda pek de hoş karşı almaz biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kızın arkadaşlar erkeğin kıza almış olduğu ziynet eşyaları kime geçer? Kime geçer? Kıza geçer. Kız bunu vermek zorunda değildir arkadaşlar. Ya da daha bir örnek vereyim. Kız nişan bozum tarihinden itibaren erkek de bunu yapabilir arkadaşlar. Bir yıllık süre içerisinde tazminat davası açabilir. İşte bunlar nereden gelmişlerdir? Bunlar örf ve adet hukukundan gelmiş arkadaşlar kurallardır bizde. Evet. Şimdi örnek. Arkadaşlar bir ileride işleyeceğiz. Kamu hukuku, iki özel hukuk. Bakın çok önemli burası. Burayı iyi dinleyin. Burayı iyi dinleyin. Kamu hukuku, özel hukuk. Mesela kamu hukukundan size bir arkadaşlar bölüm söyleyeyim. Ceza hukuku. Ceza hukukunda der ki kanunsuz suç ve ceza olmaz. Çok önemli. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Yine kamu hukukunun bir diğer dalı, vergi hukukunda der ki kanunsuz vergi konulamaz. O zaman ben ne anlıyorum? Örf adet birazdan göreceğiz. Hukuk kurallarının yazısız kaynaklarındandır. Çok önemli. Örf ve adeti ben nerede uygulayamam o zaman? Nerede uygulayamam değerli arkadaşlar? Kamu hukukunda uygulayamam. Tamam mı? Ne idare hukukunda, ne vergi hukukunda, ne ceza hukukunda arkadaşlar ben ne yapamam? Örf adet hukukunu uygulayamam. Peki örf adet hukukunun uygulandığı yer neresidir? Az önce örnek verdiğim halde arkadaşlar özel hukukta örf adet yerini bulur. Medeni hukukta da ağırlıklı olarak. Borçlar hukukunda arkadaşlar. Değil mi? Burada örf adet eğer hakim kanunda arkadaşlar uygulayacak bir kanun bulamazsa somut olaya nereden yararlanır? Örf adet hukukundan yararlanır. Demek ki kamu hukukunda ne yokmuş? Örf adet bir arkadaşlar ne değildir? Kaynak değildir. Unutmuyorsunuz. Şimdi örf adeti tekrarlayacak olursam birincisi uzun süreden beri tekrarlanıyor olacak. Yazısız olacak ve toplumun genelinde benimsenmiş olacak arkadaşlar. Evet. Hürriye. Bu önemli. Bir yıl içerisinde tamam mı? Tazminat davası açabilirsin. Evet. Erkekler için de bu önemli arkadaşlar. Şimdi erkek arkadaşlar ne yapmıştır? Kız arkadaşına birçok 2 yılını vermiştir. Üstüne bir de yardımcı olmuştur birçok alanda. Genelde erkekler yapar bunu. Kızlar da yapar ama daha çok erkekler yapar bunu. Erkek ne yapabilir arkadaşlar? Kız bırakıp gittikten sonra tazminat davası açabilir. Yani böyle bir hakkınız var. Evet, geçiyorum. Neyse. Şimdi hukuk kurallarının kaynakları yaptırımları değerli arkadaşlar. Burayı iyi dinleyin. Burası önemli. Hukuk kurallarının bir takım yaptırımları var arkadaşlar. Bunlar hepsi birbirinden farklıdır. Çok önemli. Bakın hepsi birbirinden farklı. Birincisi ceza, cebri icra, tazminat, hükümsüzlük ve idari işlemlerde iptal. Burada en çok kafamızı karıştıran arkadaşlar öğrencileri zorlayan hükümsüzlük. Gerisi çok kolay. Gerisi çok kolay. Şimdi birçok öğrenci tazminatı ne olarak kabul ediyor? Ceza olarak kabul ediyor. Haksız mıyım arkadaşlar? Tazminatı ceza olarak bilen var mı aranızda?
Eminim vardır. Ben bakın ayırmışız. Demek ki tazminat bir ne değilmiş arkadaşlar? Ceza değilmiş arkadaşlar. Tazminat ceza değilmiş. Şimdi evet, yaptırım türü. Ceza. Hukuk kurallarına uymayanlara arkadaşlar vermiş zaten, bir dakika, tanımını vermiş. Kanun suç işleyen kişilere uygulamasını öngördüğü yaptırımdır. Kanunun yap dediğini yapacaksın. Yapma dediğini yapmayacaksın. Eğer yap dediğini yaparsan ne alırsın? Ceza alırsın. Yapma dediğini arkadaş, yap dediğini yapmazsan, pardon. Yapma dediğini yine yaparsan ne yaparsın? Ceza alırsın. Peki ne yapmış? Hapis cezası öngörmüş. Adli para cezası öngörmüş. Bakın bunlar bilin. Bunları bilin arkadaşlar. Bir yıla kadar cezaları ne çevirebilirsiniz? Bir yıla kadar cezaları. Eğer bir yıl ceza almışsanız arkadaşlar paraya çevirebilirsiniz. Bakın bu sizin sicilinize bile yansımaz arkadaşlar. Evet. Disiplin cezaları. Bakın burası önemli. Disiplin cezası. Disiplin arkadaşlar cezası nerede veriliyor daha çok? Disiplin cezası bir yıla kadar, Gülay, bir yıla kadar. İdare hukukunda arkadaşlar. İdare hukuk. Disiplin cezası nerede veriliyor ağırlıklı olarak? İdare hukukunda. Peki disiplin mahkemeleri sadece hangi nerede var? Disiplin mahkemeleri sadece hangi yargı kolunda var arkadaşlar? Disiplin mahkemeleri. Çok güzel. Erkek arkadaşlar bilir. Erkek arkadaşlar. Maşallah Cansu biliyor. Askeri yargıda var. Başka arkadaşlar sadece askeri yargıda disiplin mahkemeleri vardır. Diğerlerinde disiplin mahkemeleri diye bir şey yoktur arkadaşlar. İnşallah gidersin Kazım. Gerçi gideceksin yani Ergeç. Neyse. Bu yaptırım türüne örnek olarak gösterilebilir değerli arkadaşlar. Evet. Ceza basitti arkadaşlar. Kanunun suç işleyen kişilere öngörmüş olduğu yaptırımdır. Bu kadar basit. Ne diyoruz? Hapis cezası, para cezası. Hapis cezası, müebbet hapis cezası var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası var. Böyle gidiyor arkadaşlar. Peki. Evet, burası önemli. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Burayı çok iyi dinleyin. 2012'de burayla bağlantılı bir soru geldi arkadaşlar. Geçen sene ve geçen senenin standart sapma sorusu buydu arkadaşlar. Bununla ilgiliydi. Geçen sene giren arkadaşlar az çok bilirler. Cebir zor demektir. İcra ise alacağın tahsili demektir. Alacağın tahsili. Şimdi demiş ki arkadaşlar cebri icrada, borcunu yerine getirmeyen kimsenin devlet gücüyle borcunu yerine getirmeye zorlanmasıdır. Şimdi arkadaşlar bir A kişisi var, bir de B kişisi var. A kişisi ev sahibi, B kişisi kiracı. A kişisi alacaklı, B kişisi borçlu. Aralarında arkadaşlar bir sözleşme yapmışlar. Bu sözleşme çift taraflı bir sözleşme. Bu sözleşme bir kira sözleşmesi. Sözleşmenin arkadaşlar maddeleri diyor ki, maddesi ayın diyor, her ayın 15'ine diyor, B diyor aya ne yapacaktır? Borcunu ödeyecektir. Şimdi arkadaşlar 5 ay geçti. 5 ay geçti. B 5 aydır borcunu A'ya ödemiyor. Peki A bunu gidip zorla kendisi mi B'den alacak? Biz buna ne deriz? İhkakı hak deriz. Biliyor musunuz arkadaşlar? İhkakı hak. Bir kişinin zorla kendi hakkını almasıdır arkadaşlar. Kaba kuvvetle. İhkak-ı hak derler buna. Hukukumuzda ihkak-ı hak diye bir şey yoktur arkadaşlar. İhkak-ı hak olsaydı borçlu kişi kendi şahıs varlığıyla sorumlu olmuş olacaktı. Doğru mu? Kendi şahıs varlığıyla sorumlu olmuş olacaktı arkadaşlar. Bizde ihkak-ı hak diye bir şey yoktur. Zaten hukuk devleti ilkesine de aykırıdır. Eğer kolluk kuvvetleri ve mahkemeler var ise böyle bir şeye gerek yoktur. Peki A kişisi bu durumda B kişisi için
Ondan önce şunu söyleyeyim. B kişisi A'ya karşı kendi malıyla mı sorumludur yoksa şahsıyla mı sorumludur arkadaşlar? Şahs varlığıyla mı sorumludur? Şahs olmaz, malı ile sorumludur. Çok güzel. Peki A gidip zorla B'nin malını alamayacağına göre A'yı nereye verecek arkadaşlar? İcraya verecek. Değil mi? Eğer bu olmasaydı A tutup B'yi hapsettirebilirdi, değil mi arkadaşlar? Çok önemli burası. A B'yi sadece icraya verebilir, hapsettiremez arkadaşlar. Yani B hapse atılmaz arkadaşlar. Sadece ne olur? Mal varlığıyla icraya verilebilir. Bundan fazlası olmaz. Evet. Borçlar hukukunda arkadaşlar geçerli ilkelerden bir tanesi budur. Bir kişi kendi malıyla sorumludur. Şahıs varlığıyla sorumlu değildir. Tamam arkadaşlar. Yapacağız, yapacağız. Malı yoksa malın olması beklenir Zuhal. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar biz buna cebri icra diyoruz. Tanımını şöyle yaparsam. Bir borç ilişkisinde borçlu alacaklıya borcunu ödemiyorsa bu borç devlet tarafından ödettirilir arkadaşlar. Yani A borcunu zorla kendisi almaz. Kimi araya sokar? Devleti araya sokar. Geçtim. Burası önemli şimdi. Hükümsüzlük geçersizlik demektir. Bu da bir işlemin geçersiz olduğu yaptırımıdır arkadaşlar. Evet, devletin zorla alması da Şevki. Şimdi hükümsüzlük genel bir tanım yaparsak hukuki işlemlerin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması ya da kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır arkadaşlar. Hukuki sonuç doğurmamasıdır. Şimdi ne dedik? Birincisi hukuki işlem, ikincisi kanun öngördüğü şekilde yapılmaması ya da yapılmasına rağmen hukuka aykırı olarak yapılması arkadaşlar. Yani uygulanan süreç düzgün ama bu süreç arkadaşlar kanuna aykırı bir şekilde yapılmış. Bakalım. Şimdi bunun tanımları çok önemli. Birçok öğrenci bunu çok karıştırıyor arkadaşlar. O yüzden örneklerimi mutlaka alın, örneklerimi. Şimdi hukuki işlem yokluk birincisi üçe ayrılıyor, ikiye ayrılıyor, üçe ayrılıyor. Arkadaşlar birincisi yokluk, ikincisi butlan, üçüncüsü tek taraflı bağlamazlık. Peki aralarındaki fark ne? Aralarındaki fark. Yoklukta şu var arkadaşlar. Hukuki işlemlerin kanunun belirttiği kurucu unsurlardan birine uyulmadan yapılması halinde bu işlemin yokmuş gibi kabul edilmesidir. Güzel, güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada hukuki işlemden öte düzeltiyorum. Hukuki arkadaşlar işlem diyoruz. Mesela bir örnek verelim. Ferah var, bir de Gülay var. Ferah Gülay'a borç para verdi. Bu borç parayı nasıl verdi? Elden verdi. Elden verdi. Ne dekont var, ne bir sözleşme var, hiçbir şey yok. Peki, Gülay parayı ödemezse Ferah'a daha sonra. Ferah bunu kanıtlayabilir mi arkadaşlar? Parayı verdiğini kanıtlayabilir mi? Kanıtlayamaz değil mi arkadaşlar? Ne dekont var, ne bir şey var. Peki, aslında Ferah'a baksan, Ferah Gülay'a borç para vermiş. Peki bu aslında ben diyorum ki Ferah sen hiçbir şey vermemişsin Gülay'a diyorum. Çünkü senin yaptığın iş ne? Yok bir iş. Evet. O yanlış. O zaman suçlu sen olursun Ferah. Anladın mı? Yani bu işlem yok arkadaşlar. Az önce bir arkadaş örnek verdi. Kimdi veren? Bir bakalım. Ferah yine vermiş. Demiş ki hocam demiş evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik. Değerli arkadaşlar. Bizde resmi nikah diye bir şey var. Resmi nikah kimin yanında yapılır? Evlendirme memurunun önünde yapılır.
Evlendirme memuru önünde yapılmayan nikah bizde nedir? İmam nikahıdır. Bizde imam nikahı diye geçer. İmam nikahı biz laik bir ülke olduğumuz için hukukta arkadaşlar neyi yoktur? Karşılığı yoktur. Yani bir kişi imam nikahı ile evlenmişse ve bir de çocuğu olmuşsa çocuk babadan mirasçı olabilir ama ana arkadaşlar mirasçı olamaz. Çünkü aralarında bir resmi arkadaşlar belge yok. Bu iş yok arkadaşlar. Bunun karşılığı hukukta yok. Böyle bir şey yok yani. Burada esas olan nedir? Şu hukuki kelimesini atın. Hukuki kelimesini at. Bir işlem var. Ama bu işlem kanunun öngördüğü şekilde yapılmadığı için nedir? Yok bir işlemdir arkadaşlar. Yok bir işlemdir. Biz buna ne diyoruz? Yokluk diyoruz. Birincisi bu. Yokluk. İkincisi, hukuki işlem kelimesini alın. Hukuki kelimesini alın. Bakın ben hukuki kelimesini burada attım. Burada hukuki kelimesini al. Burada ise iki kişi arasında bir hukuki işlem var. Güzel. O zaman birinci unsuru ne atmışlar? Birinci unsur doğru. Hukuki işlemi gerçekleştirmişler. Birinci unsur yeterli. Gelelim ikinci unsura. Hukuki işlemin diğer süreçleri doğru mu değil mi ona bakacağız. Burada da hukuki işlemin ikinci veya üçüncü unsurlarının arkadaşlar ne olmasıdır? Kurucu unsurlarının olmamasıyla mutlak yani tamamen geçersiz olması veya nispi kısmen geçersiz olmasıdır. Evet, çok güzel Cansu, tebrik ederim. Şimdi ben daha güzel bir örnek, akılda kalıcı bir örnek vereyim. Senin örneği de söyleyeceğim. Ferah güzel. Çok güzel örnekler veriyorsunuz. Mesela arkadaşlar bir akıllı dediğim arkadaşlar tam ehliyetli. Bir de arkadaşlar tam ehliyetsiz dediğimiz akıl hastası. Aralarında bir ne yaptılar? Bir sözleşme yaptılar. Sözleşme hukuki bir işlem. Geçerli, güzel. Ama hukukumuz der ki tam ehliyetsizlerin yaptığı bütün işlemler geçersizdir. Yani akıl hastası. Akıllı ile akıl hastası arasında yapılan bu işlem nedir? Geçersizdir. Düzeltilebilir bir tarafı var mıdır? Adamın akıllı olabileceği falan arkadaşlar böyle bir ihtimal var mı? Şimdilik yok. O yüzden tamamen geçersizdir. Tamamen geçersiz olduğuna biz ne diyoruz? Mutlak butlak. Ferah dedi ki kız kardeşle ya da şöyle diyelim o çok ağır olur. Dayıyla yeğen arkadaşlar. Dayı yeğeniyle evlenmiş. Yakın derecede ısımlık var. Medeni kanunda arkadaşlar bu evlilik yasaktır. Bunun düzeltilebilir bir tarafı var mı? Düzeltilebilir bir tarafı? Yok. O yüzden tamamen geçersizdir arkadaşlar. Ya da örnek vereyim, başka bir örnek vereyim. İki tane arkadaşlar. Mesela Elton John'la biliyorsunuz geçen haberlerde vardı. Elton John arkadaşlar şu caz, klasik müzikçi, İngiliz şarkıcı arkadaşlar bir tane adamla evlilik yapmış. Bir de taşıyacağı taneden çocuk yapmışlar. Şimdi ona ileride anlatacağım. Hollanda'da oluyor herhalde. Baba olmuş mesela. Bunlar aralarında evlilik yapmış arkadaşlar. İki tane erkek. Bizde böyle bir şey var mı? Bizim hukukumuzda arkadaşlar aynı cinsten olan iki kişi evlenebilir mi? Evlenemez. Peki bunun düzeltilebilir bir tarafı var mı? Ha, Elton John'u mu düzelteceksin, şeyi mi düzelteceksin arkadaşlar, değil mi? Düzeltilebilir bir tarafı da yok. Peki tamamen ne diyorum arkadaşlar? Geçersiz diyorum. Evet. Buna mutlak butlan diyoruz işte. Bu hiçbir şekilde düzeltilmiyorsa mutlak butlan. Geldik nispi butlana. Nispi butlana. Burada da arkadaşlar burada da düzeltilebiliyor burası arkadaşlar. Düzeltilebiliyor. Farkı bu. Ve işlemin bir kısmı geçerli oluyor, geri kalan kısmı geçersiz oluyor. Evet. Tabii nispi butlan arkadaşlar çeşitli şekillerde oluyor. İkrah diye korkutma diye bir şey var. Hile, aldatma. Buna nispi butlan arkadaşlar. Örnek vereyim. Diyor ki
Hukuki işlem kurucu unsurlarına sahip emredici hükümlere uygundur. Güzel. Ancak hukuki işlemi yapan iradede sakatlık vardır. Ferah dedi ki sarhoş edilerek. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Adam, kadın, iki kişi var. Kadının abileri arkadaşlar, ha öyle bir şey vardı herhalde. Kadının abileri kadını adamla görüyorlar yan yana. Hani bizim toplumda var, ben yok böyle bir şey de yani. Hani bir ihtimal. Adamla işte yolda yürürken görüyorlar falan. Sonra adamla arkadaşlar namus davasına çeviriyorlar olayı. Adamla korkutarak diyorlar ki sen bizim kardeşimize ne yapacaksın? Evleneceksin. Buna ikrah denir arkadaşlar. İkrah. Evet, tabii kanıtlamak gerekir bunu. Hepsinde öyle arkadaşlar. Peki adamı zorla kafasına arkadaşlar silah dayayarak ya da senin çocuğu, senin anneni babanı işte şöyle yaparız falan diyerek. Evet. Bu şekilde arkadaşlar korkuturlarsa, bu evlilik uygun bir şekilde de yapılırsa adamdaki irade sakat değil midir? Sakattır. Dolayısıyla adam arkadaşlar daha sonra bunun iptalini isteyebilir mi? İster. İşte adamın iptalini isteyene kadar ki geçen dönem evliliğin geçerli olduğu dönemdir arkadaşlar. İptalden sonraki dönem ise evliliğin geçersiz olduğu dönemdir. Buna biz ne diyoruz? Nispi butlan diyoruz. Ya da sarhoşken evlendirilmiştir. Sabah kalkıp adam pardon ya işte ben sarhoştum falan diyebilir mi? Orada biraz ağır olur ama arkadaşlar. Neyse. Anladınız olayı arkadaşlar. Geldik üçüncüsüne. Evet. Üçüncüsüne geldik arkadaşlar. Tek taraflı bağlamazlık. Tek taraflı bağlamazlık da önemli arkadaşlar. Şimdi. Burada bir sözleşme var. Sözleşmede A kişisi var. Bir de sözleşmede B kişisi var arkadaşlar. A kişisi 14 yaşında, B kişisi 22 yaşında. A kişisi, B kişisi arkadaşlar dedik. B kişisi satıcı. A kişisi alıcı. A, B'den bir cep telefonu aldı. B dedi ki, sözleşme yapalım aramızda dedi. B de pek bilmediği için hadi yapalım diyor. Aralarında bir sözleşme yapıyorlar. Borç arkadaşlar. Peki sizce bu sözleşme nedir? Geçerli midir, geçersiz midir? Geçersiz bir sözleşmedir. Değil mi? Evet. Geçersiz olduğu için A'yı bağlamaz. A'nın babasını belki bağlar. Babasını. Babasının da onay vermesiyle bu eğer onay verirse zaten sıkıntı yok. Onay vermezse eğer Şevki'ye söylemiş bu sadece kimi bağlar? B'yi bağlar. O yüzden bu işlem geçersiz bir işlem olur arkadaşlar. Yani kısa ve net sözleşmeye. Tabii. Mehtap onlara geleceğim ileride. Hepsini anlatacağım teker teker. 18 yaş erginlik yaşıdır. 18 yaşının doldurulması. Yani 19'dan gün almak arkadaşlar. Eğer kişi küçük ise yaptığı sözleşme geçersizdir. Bu sözleşme sadece karşı tarafı bağlar. Diğer küçük olan tarafı bağlamaz. O yüzden bu sözleşme başından beri geçersiz bir işlemdir. Bu sadece satıcıyı bağlar, alıcıyı bağlamaz. O yüzden bu işlem hükümsüzdür arkadaşlar. Alacağı varsa arkadaşlar nedir mesela? İşte bisiklet satmıştır, tamam mı? Gidip bisikletini geri alıyor. Hani onu kullanım mulanım şeyini alamıyor yani. Tamam mı? Gitti adam 4-5 ay boyunca bisikleti kullandı, onu alamıyor tabii. Gitti bisikletini belki geri alabiliyor arkadaşlar. Evet. Hükümsüzlük de böyleydi. Geldik tazminata arkadaşlar. Tazminat, hukuka aykırı davranışlar arkadaşlar. Hukuka uygun davranış, haklı fiildir. Peki hukuka aykırı davranış nedir o zaman? Haksız fiil. Çok güzel. Mesela
Zuhal Ferah'a ne yapsın? Yumruk atsın. Hukuka aykırı mıdır, hukuka uygun mudur? Hukuka aykırıdır. Peki Zuhal nasıl bir davranışta bulunmuştur? Haksız fiilde bulunmuştur diyorum arkadaşlar. Peki sadece bu burada geçerli bir şey değil. Bu sözleşmelerde de geçerlidir arkadaşlar. İleride borçlar hukukunu anlatırken söyleyeceğim ben. Başkalarının maddi veya manevi varlığına zarar veren kimselerin verdikleri zararları ödemeye mahkum edilmelidir. Maddi demiş, maddi zarar, manevi zarar. Şimdi Mehtap, senin araban var, yeni bir araba almışsın. Sabah bir dışarı çıktın, arabanın tamponunu ne yapmışlar? Balyozla parçalamışlar. Güvenlik kamerasından adamı tespit ettiniz, adamı yakalattırdınız. Peki o adam hakkında sen hangi tazminatı açarsın? Maddi mi, manevi mi? Maddi tazminat. Manevi olmaz arkadaşlar. Maddi tazminat. Evet. Eğer mala zarar verilmişse neymiş? Mala zarar verilmişse maddi tazminat. Şimdi geldik. Mehtap, sen bir iş yerinde çalışıyorsun. Evet. Kalabalık bir iş yeri. Senin yaptığın bir hata yüzünden siz bir zarar ediyorsunuz. Patron herkesin ortasında Mehtap'a bağırıp çağırıyor arkadaşlar. Hakaret ediyor. Mehtap acı, elem ve keder içerisinde kıvranıyor. Geceleri yatamıyor. Uçuklar çıkıyor. İşe gidemiyor artık bir daha. Peki ne oldu? Mehtap hemen nereye gidecek? Mehtap. Arkadaşlar bunun kişiliğine, şerefine, haysiyetine arkadaşlar uygun bir davranış olmadığını kanıtlayan ve kendisinin bundan acı, elem ve keder içerisinde kıvrandığından dair bir arkadaşlar ne yapacaktır? Rapor alırsa daha sağlam olur. Rapor alırsa daha sağlam olur. Birçok kez böyle oluyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Rapor alarak arkadaşlar o kişi hakkında manevi tazminat davası açabiliyor. Tamam mı? İşini kaybettiği için maddi tazminat davası da açabilir. Böyle gider arkadaşlar. Dedim ya Mehmet, işini de kaybederse ne olur? Maddi tazminat davası da açabilir arkadaşlar. Herhalde var böyle şeyler Cansu. Neyse tamam. Geçtim bunu da arkadaşlar. İdari işlemde iptal. Bu çok kolay bir şey arkadaşlar. Bu çok kolay. Yine para alıyorsun Metap. Para da alıyorsun ya da o kişinin suçlu olması bile bazen yetebiliyor. Tamam mı? İdari işlemlerde iptal. Zaten iptal daha çok nerede geçerlidir? İdari işlemlerde geçerlidir. Şimdi. Arkadaşlar idare hukukunda iki tür dava vardır. İdare hukukunda. Biri iptal, biri tam yargı davasıdır. Tam yargı davası. Şimdi ben bunu söyle arkadaşlar yarın öbür gün memur olacaksınız. Burası önemli. Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan idari işlemin yargı kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. Çok güzel. Tebrik Ferah. Şimdi arkadaşlar burada ipucunuz nedir? İdari işlemdir. Diğer ipucunuz idarenin haksız fiille yapmış olduğu bir idari işlemdir. Mesela Ferah memur oldu. Memur oldu. Memurluğun arkadaşlar ilk yılı nedir? İlk yılı adaylık en az bir, en çok kaç yıldır arkadaşlar? En az bir yıldır, en çok 2 yıldır. 2 yılda arkadaşlar olmazsan memurluktan atılırsın biliyorsunuz. İnşallah öyle bir şey olmaz. Peki sicil amirlerin verdiği arkadaşlar işte kötü olumsuz raporlardan dolayı Ferhan Ahmet atıyorum ne oldu? İşten atıldı. Ahmet'i kim işten attı? İdare. Nasıl bir işlem yaptı? İdari bir işlem yaptı idare. İdari işlem yaptı. Peki Ahmet hangi mahkemeye gider? Ahmet hangi mahkemeye gider? İdare mahkemesine gider. Peki Ahmet'in açacağı dava ne davasıdır? Tekrar mesleğine geri dönmesi için iptal davasıdır arkadaşlar. İptal davasıdır. Peki Ahmet işten atılmış. 4 ay sonra iptal kararı çıktı ve bir daha mesleğine geri döndü. Şimdi güzel. Peki ne oldu ama 4 aydır maaş alamıyor.
4 aydır maaş alamıyor. Peki Ahmet, idareye tazminat davası da açar. Çok güzel. Peki bu davanın adı ne olur arkadaşlar? Hem iptal davası hem tazminat davası. Bu davanın adı tam yargı davası olur değerli arkadaşlar. Evet. Bu da idare mahkemelerinde, idare arkadaşlar davalara örnek. İptal ve tam yargı davalar arkadaşlar. Evet. Var mı burayı anlamayan arkadaşlar? Yani iptal nerede geçerlidir? İdari işlemlerde geçerlidir arkadaşlar. Mesela belediyeye gidiyorsunuz, ruhsat vermiyor. Gidiyorsunuz arkadaşlar idare mahkemesine iptal davası açıyorsunuz belediyenin vermiş olduğu karara doğru. Evet. Arkadaşlar siz de bilin arkadaşlar böyle hakkınızın olduğunu bilin. Evet. Bu sınavı iptal olmuştu. Sonra bir daha geri döndü, değil mi? Güzel. Şimdi var mı sorusu olan arkadaşlar? Burayla ilgili. Yok. Peki. Şurayı da anlatıp arkadaşlar ara verelim. Tabii iki konu var Zuhal. Hem yapılan işlemi iptal ediyorsun, hem de bundan doğan zararını karşılamaya çalışıyorsun. Eğer sen o işte olmuş olsaydı ne kadar para kazanacaksan, işte maaşın neyseydi, hem onu karşılıyorsun, hem de yapılan işlemi iptal ediyorsun. Ona tam yargı davası deniyor arkadaşlar. Şimdi. Güzel. Evet Arife. Hukuk kurallarının arkadaşlar özellikleri. Hukuk kuralları bir nedir? Geneldir. Yani kim içindir? Herkes içindir arkadaşlar. Peki herkes için hukuk kuralları nedir? Eşittir. Bunun sebebi nedir? Ne olmaktır? Hukuk devleti olmaktır arkadaşlar. Tamam mı? Hukuk kuralları kimin içindir? Herkes içindir. Herkes için ne kadardır? Eşittir. Bunun sebebi de bu devletin bir hukuk devleti olmasıdır arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. Soyuttur. Yani elle tutulmaz. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Hukuk kuralları bir olay, mesela der ki, çok güzel Cansu. Olay der ki evlenme, nişanlanma evlenme vadili olur der mesela. Doğru mu? Nişanlanma ne vadilidir arkadaşlar? Evlenme vadilidir. Peki bu bir nişanlanma için mi söylüyor yoksa bütün nişanlanmalar için mi söylüyor? Tüm değil mi arkadaşlar? İşte o yüzden ne diyor? Soyuttur diyor. Yani belli bir olay için değil. Olabilecek bütün arkadaşlar bu konudaki her şey için hukuk kuralları nedir? Geçerlidir. Ona da soyutluk diyoruz. Peki, hukuk kuralları bir kişinin kendi iç dünyasında yarattığı, kendi içinde arkadaşlar söylediği şeylerle mi ilgilenir? Yoksa o kişinin dışa vuran davranışlarıyla mı ilgilenir arkadaşlar? Mesela ben Zuhal'i öldürmeyi isteyebilirim. Düşünebilirim yani Zuhal'i öldürmeyi. Ama bu sadece düşüncede kalıyorsa hiçbir şey olmaz. Ama ben gerçekten Zuhal'i öldürüyorsam arkadaşlar nedir? Bu benim dışa vurmuş davranışım olur. Hukuk da bununla ilgilenir arkadaşlar. Hukukun konusu kişinin dışa vurulmuş davranışlarıdır. Davranış sadece fiili hareketli olmaz. Düşünceler de arkadaşlar bazen suç oluşturabilir. Mesela deve sırrını açığa çıkarmak. Deve sırrını açığa çıkarmak nedir? Suçtur arkadaşlar. Evet. Bu kişilik dışını anladınız mı arkadaşlar? Kişilik dışını geçtim sürekliliğe. Hukuk kuralları süreklidir. Yürürlükte olduğu sürece herkesi ne yapar? Bağlar. Ta ki başka bir hukuk kuralları onu kaldırmayana veya değiştirmeyene kadar arkadaşlar nedir? Yürürlüktedir. Yürürlükte olduğu sürece herkesi ne yapar? Bağlar. Peki hukuk kurallarının diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Hukuk kuralları arkadaşlar maddidir. Yani karşılığı vardır karşılığı. Bunun adı tazminattır, cebri icadır, hükümsüzlüktür falan filan. Evet. Ara verelim mi arkadaşlar? Arife,
Arife ne dedim? Hani kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı, düşündüğü şeyler olabilir. Yani eğer bunu kişi eyleme geçirmiyorsa sıkıntı değil bu. Eğer eyleme geçiriyorsa, birini yaralıyorsa, ya ben bunu yaralayacağım deyip yaralamıyorsa bir şey yok. Ama yaralayacağım deyip yaralıyorsa o adamı, dolayısıyla o kişinin dışa vurulmuş bir davranışı ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu da hukukun konusuna girmiş oluyor. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, hukuk kuralları. Şimdi hukukun arkadaşlar bir takım türleri var. Nedir o türler arkadaşlar? Birincisi pozitif hukuk, yürürlükteki hukuk. Bakın bunu öğrenciler çok karıştırıyor arkadaşlar. Öğrenciler çok karıştırıyor. Pozitif hukuk, birincisi şu anda yürürlükte olan hukuk ve arkadaşlar tüm hukuk. Yürürlükte olan tüm hukuk kuralları. Peki tüm deyince ben ne anlıyorum? O zaman bu işte hem yazılı var hem de yazısız var arkadaşlar. Pozitif hukuk kuralları şu demek. Diyor ki bir ülkede belli bir dönemde, mesela şu an Türkiye'de şu an yürürlükte olan yazılı kanunlar, yazılı kurallar nelerdir? En tepeden başlayalım. Birazdan işleyeceğiz. Anayasa, kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge falan. Gidiyor böyle. Yazılı ve yazısız. Yazısız kaynaklarda arkadaşlar nedir? Örf ve adet. Bunların hepsini içinde barındıran hukuk kurallarına pozitif hukuk kuralları diyoruz. Müsbet arkadaşlar. Pozitif hukuk kuralları diyoruz. Peki. O zaman arkadaşlar, pozitif hukuk kuralları ben ne yaptım? Dedim ki pozitif hukuk kuralları hem yazılı hem yazısız hukuk kurallarıdır. Peki eğer yazılıysa ben buna ne diyorum? Mevzuat diyorum. Yazısıza da ben ne diyorum? Örf ve adet diyorum arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Pozitif hukukun tanımını tekrar yapalım. Bir ülkede, yani şu anda Türkiye'de belli bir dönemde yürürlükte olan hem yazılı hem yazısız hukuk kurallarının tümü pozitif hukuktur. Yazılı ve yazısız diye ikiye ayrıldığına göre yazılı hukuk kurallarına mevzu hukuk, pozitif hukuk kurallarına da örf ve adet hukuku diyorum. Demek ki pozitif hukuk kendi içerisinde kaça ayrılıyormuş? İkiye ayrılıyormuş. Şimdi burası önemli. 2008 sınav sorusu mevzu hukuktu arkadaşlar. Sakın karıştırmayın, dikkatli olun. Bir ülkede aynı şey yetkili makamlar tarafından. Peki pozitif hukuk kurallarında yazılı ve yazısızdı, değil mi arkadaşlar? Örf adet geçmişten gelir. Yani herhangi bir makam bunu koyacak herhangi bir makam yok. O zaman yetkili makamlar diye genelleme yapmamış pozitif hukukta. Mevzu hukuka geldiğinde ne diyor? Yetkili makamlar tarafından. O zaman hangisi olur? Yetkili makam koyacaksa bu yazılıdır. Yazılı yani yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne mevzu hukuk denir. Peki mevzu hukukun arkadaşlar en önemlisi hangisidir? Anayasa, KHK, uluslararası anlaşma, tüzük, yönetmelik. Bunlar hepsi neye girer arkadaşlar? Mevzuata girer. Mevzuata. Kanun şu arada. Değil mi arkadaşlar? Mesela mevzuata getirin. Mevzuata bakalım derler. Değil mi arkadaşlar? Mevzuata getirin deyince neye getirirsin? Yazılı belgeye getirirsin. Doğru mu? İşte o nedir? Mevzu hukuktur arkadaşlar. Pozitif hukukun yazılı bölümüne ben mevzu hukuk diyorum. Birçok öğrenci bunun tanımını çok karıştırıyor. Sakın. Hem yazılı hem yazısız diyorsa pozitif, yetkili makam koymuş diyorsa ve yürürlükte diyorsa o da yazılı olduğunu söylüyor demektir. Mevzu hukuktur arkadaşlar. Mevzu hukuku kim koyarmış? Yetkili makamlar. Nasıl hukuk kurallarıymış? Yazılı hukuk kurallarıymış. Bu kadar basit. 2008 sınav sorusu buydu arkadaşlar. Mevzu hukukun tanımını vermiş. Ama A'da demiş ki A pozitif hukuk. Bakın. Şaşırtmak için. Halbuki birbirine çok benziyor. Ama mevzu hukuk pozitif hukukun sadece hangi tarafı? Yazılı. Pozitif hukukta ne var? Yazılı ve yazısız var arkadaşlar. Dikkat edelim. Tabii ideal hukuk. Böyle bir hukuk arkadaşlar arzulanan, istenen, olması istenen hukuktur. Böyle bir hukuk henüz mevcut değildir. Her toplumun, her devletin arkadaş, her demeyelim de demokratik olan, hukuk devleti olan devletlerin
Amacı da budur. En iyiye ulaşmaktır. Peki neden böyle bir hukukun olduğuna inanılıyor? Diyor ki arkadaşlar, diyorlar ki insan aklıyla diyorlar belli dönemde ancak bir kadarı yapılabilir. Ama şartlar değişiyor. İşte yaşantı değişiyor. Ne oluyor? Tabii hukuk kuralları da değişmek zorunda diyor. Şartlara uygun olmak zorunda diyor. O yüzden deniyor ki insan aklıyla yapılabilecek en iyi hukuk kuralları tabii ideal hukuk kurallarıdır. Böyle bir hukuka herkes, yani de hukuk devleti olan herkes ulaşmak istiyor. Mesela şu anda 82 Anayasası'nın değişmesi gündemde. 82 Anayasası'nın değişmesinin gündemde olmasının sebebi en iyi anayasayı yapmaya çalışmak. Yani ideal anayasayı yapmaya çalışmak. Bir süre sonra yapılan bu anayasa da belki yeni ihtiyaçlara cevap vermeyecek falan filan. Yani kısa ve net. Bu hukuk olan değil, olması gereken hukuk kurallarıdır diyoruz arkadaşlar. Evet. Olan değil, olması gereken hukuk kurallarıdır dedik. Tarihi hukuk. Arkadaşlar, tarihi ne olduğunu tanımını yaparsak zaten kendisi çıkıyor ortaya. Tarih yaşanmış, bitmiş olaylardır. Tarihi hukuk ise zamanında yürürlükteymiş, zamanında yaşanmış, artık böyle bir hukuk yok. Yaşanmış, bitmiş. O zaman hangisi tarihi hukuktur? Yürürlükte olmayan, yürürlükten kalkmış olan hukuktur. Benim için 1961 Anayasası, geriye gidiyorum. 1924 Anayasası, 1921 Anayasası, Kanuni Esası. Hatta Osmanlı Devleti'nin en ilk medeni kanunu olan, evet, cevabını siz verin arkadaşlar. Bakın. Evet. Ahmet Cevdet Paşa'nın hazırlamış olduğu arkadaşlar Mecelle. Mecelle bir zamanlar belki çok ileri bir kanundu ama artık ihtiyaçlara cevap vermedi. Ne yapıldı? Kaldırıldı. Peki, başlıyormuşuz tekrar şey anlatmaya arkadaşlar. Kim zamanında falan filan diye. Şimdi soru. Hadi buna cevap ver bakalım. 82 Anayasası. A, bir tane cevap verin ama bana. Pozitif hukuk mudur? Mevzu hukuk mudur? Tabii hukuk mudur? Tarihi hukuk mudur? 82 Anayasası. Tebrik ederim arkadaşlar. Mevzu hukuk. Güzel. İbrahim, pozitifte geneleme yapmıştık değil mi? Hem yazılı hem yazısız demiştik değil mi İbrahim? Hem yazılı hem yazısız dediğimiz için olmuyor. Örf adeti de almış olsaydık pozitif hukuk demiş olurduk arkadaşlar. Güzel. Evet. Hukukun kaynakları değerli arkadaşlar. Hukukun kaynakları yazılı kaynaklar 1, 2 yazısız kaynaklar, 3 yardımcı kaynaklar arkadaşlar. Anayasa, kanun, KYK falan diye böyle gidiyor. Şimdi böyle bir arkadaşlar ne yapalım? Böyle bir piramit yapalım. Bu piramidin en üstünden en aşağısına doğru arkadaşlar gelelim şöyle. Hukukta bir norm. Norm dediği şey arkadaşlar nedir hukukta? Norm dediği kuraldır. Kuralı arkadaşlar kim koyar? Yetkili makamlar koyar. Şimdi ona gel, onu ileride anlatacağım. Hukukta der ki bir norm, yani bir kural, kendisinden önce olan bir kurala uymak zorundadır. Ona aykırı olamaz. Buna hukuktan normlar hiyerarşisi denir. Bu hiyerarşinin en tepesinde anayasa vardır. O zaman anayasanın altında kanun, KYK ve uluslararası anlaşma. Arkadaşlar şurası önemli bakın. Şu üçü eşit. Kanun, KYK ve milletler arası anlaşmalar eşit arkadaşlar. Bunlara neymiş? Eşit. Yani KYK da kanun hükmündedir. Uluslararası anlaşma da kanun hükmündedir. KYK, kanun, uluslararası anlaşmalar. Anayasaya, tüzük, diğerleri kanun hükmünde olacağı için kanuna, yönetmelik, kanuna ve anayasaya, düzeltiyorum, tüzük, kanuna ve anayasaya, yönetmelik, tüzük, kanun ve anayasaya, ne olmak zorunda değildir? Aykırı olmak, olmamak zorundadır, düzeltiyorum. Aykırı olmayacak. Yani bir alttaki bir üsttekine ne olmak
zorundadır, uygun olmak zorundadır. Peki, bu hiyerarşinin en tepesinde ne varmış? Anayasa. O zaman bütün hukuk kuralları anayasaya uygun olmak zorunda. Mesela anayasa der ki, kişi hürriyeti ve güvenliği ancak bir suçüstü halinde iki yetkili makamların emrince arkadaşlar ne olabilir? İhlal edilebilir. Buna aykırı olarak yasama organı herhangi bir kanun yapamaz. Bunu demek istiyoruz. Yine bir tüzük olmayan bir kanun hakkında tüzük çıkarılamaz. Yine olmayan bir tüzük veya yönetmelik kanun hakkında yönetmelik çıkarılamaz. Yani bunlar mutlaka birbirine uymak zorundadır. Bunu demek istiyorum arkadaşlar. Yazılı kaynaklar adı üstünde. Eğer metin yazılıya geçmişse yazılı kaynaktır. Yazısız kaynaklar neydi arkadaşlar? Örf ve adetlerde, bir yardımcı kaynaklarda bilimsel içtihatlar ve yargısal içtihatlar. Biz buna ne diyorduk? Arkadaşlar bilimsel içtihatlara doktrin diyorduk. Şimdi bunları kısaca arkadaşlar şöyle biraz bahsedelim arkadaşlar bunlardan. Bakalım bahsetmiş mi? Ondan gidelim yoksa arkadaşlar biz anlatalım. Neyse bahsetmemiş. Anayasa. Anayasa bir devletin temel yapısını belirtir. Devletin organlarını belirtir. Organların ilişkilerini belirtir. Ve en önemlisi temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan belgedir. Ha bizim anayasamız bunlardan başka ormanları da içine almış, idareyi de anlatmış falan filan, o ayrı bir şey. Ama anayasalar özellikle devletin yapısını, organlarını, organlarının ilişkilerini ve temel hak ve hürriyetleri düzenleyen kurallar bütünüdür. Anayasa, eğer değiştirilmesi zor ise o anayasanın ve değiştirilmeyeceğine dair maddeler var ise o anayasa nasıl bir anayasadır? Sert bir anayasadır. Değiştirmesi zor ise ve değiştirilemeyeceğine dair maddeler var ise. Bunun tam tersi ise arkadaşlar o anayasa nasıl bir anayasadır? Yumuşak bir anayasadır. Tam tersi ise. Evet, onları anlatacağım ileride. Eğer anayasa kısa ve öz hükümlerden oluşuyorsa çerçeve anayasadır. Kısa ve öz. Yani 30 madde, 40 madde sadece madde ismini veriyorsa, gerisini kanunlara bırakmışsa. Yok anayasa her şeyi içine almışsa, kanunlarla düzenlenebilecek şeyleri bile içine almışsa, bu anayasa ayrıntılı, kazuistik anayasadır deriz arkadaşlar. Evet, anayasa ile ilgili bilmemiz gereken şimdilik bu kadar arkadaşlar. İleride yavaş yavaş anayasana gireceğim ben, anlatacağım onları. Kanun, KYK Uluslararası Anlaşma. Kanun ve KYK'yı arkadaşlar ileride anlatacağım için şimdi anlatmıyorum. Ama uluslararası anlaşmayı anlatacağım. Şimdi uluslararası anlaşmayı iyi dinleyin, çok önemli. Uluslararası anlaşma birincisi. Birinci aşama kim tarafından yapılır? Arkadaşlar kim tarafından yapılır? Uluslararası yürütme erkleri arasında yapılır. Birincisi bu. İki ülkenin yürütme erkleri arasında yapılır. Yani Türkiye'nin Bakanlar Kurulu'yla atıyorum Fransa'nın Bakanlar Kurulu arasında yapılır. Bu birincisi. Bu birinci aşama. İkinci aşama. Meclis bir kanunla bunu ne yapar? Uygun bulur. Bakın, onaylamaz. Bakın, onaylamıyor. Ne yapıyor? Uygun buluyor. Onaylama makamı meclis değil. Bulup bulmamak da serbesttir. Sonuçta o da kanun gibi oylanıyor. Ama genelde devlet arası ilişkiler bozulmasın diye uygun bulurlar arkadaşlar. Üçüncü aşama. Cumhurbaşkanı imzalar ve resmi gazetede yayımlar. Çok güzel. Evet. Üçüncü aşama bu arkadaşlar. Birinci aşama. Uluslararası yürütme erkleri arasında yapılır. Meclis bunu bir kanunla uygun bulur. Neyi uygun bulur? Onaylanmasına uygun bulur. Onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı imzalar. Cumhurbaşkanı imzalamama gibi bir durumu yok. İmzalıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı sorumlu değil arkadaşlar. Ve resmi gazetede yayımlar. Peki ne zaman yürürlüğe girer? Dördüncüsü ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayımlandığı gün. Yayımlandığı gün
Yürürlüğe girer arkadaşlar. Evet. Resmi gazetede yayınlandığı gün ne olurmuş? Yürürlüğe girermiş. Peki. Uluslararası anlaşma. Eğer temel hak ve hürriyetlerden bahsediyorsa ve bu da bizim kanunumuzla çelişiyorsa, bakın temel hak ve hürriyetlerden bahsediyorsa, bu da bizim kanunlarımıza çelişiyorsa, sizce bizim kanunlarımız mı esas alınır, yoksa uluslararası anlaşma hükümleri mi esas alınır? Eğer temel hak ve hürriyetlerle ilgiliyse. Arkadaşlar, uluslararası anlaşma esas alınıyor. Ne esas alınıyormuş? Uluslararası anlaşmalar esas alınıyor. Evet. Yani bu yönüyle bizim kanunlarımızdan nedir? Bu yönüyle üstündür arkadaşlar. Bu yönüyle bizim kanunlarımızdan üstündür. Beşincisi, temel hak ve hürriyetler konusu sadece. Diğer konular değil. Temel hak ve hürriyetler konusunda arkadaşlar bizim kanunlarımızdan nedir uluslararası anlaşmalar? Üstündür. Evet. Yani çatışma olursa temel hak ve hürriyetler konusunda uluslararası anlaşma hükümleri esas alınır. Beşincisi önemli. Uluslararası anlaşmaya karşı yargı yolu kapalıdır. Evet. Uluslararası anlaşmaya karşı neymiş? Yargı yolu kapalıdır. Yani iptal etmek için Anayasa Mahkemesi'ni veya herhangi bir yere ne yapamıyorsun? Gidemiyorsun. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar yönetmeliği ileride anlatacağım. Tüzüğü ileride anlatacağım. Onlar idare hukukunda anlatacağım. Geldim genelgeye. Şimdi genelgeyi anlayabilmeniz için. En meşhur genelge hangi genelgedir? Şöyle en bildiğiniz genelgenin ismini söyleyin bana arkadaşlar. En çok bildiğiniz. Amasya Genelgesi. Değil mi? Havza Amasya. Peki Atatürk Amasya Genelgesi'ni yayınlayınca görevi neydi? 9. Ordu'nun müfettişi. Peki. Yani kısaca Atatürk neydi? Amirdi, değil mi arkadaşlar? Amir. Peki Atatürk emrindeki birliklere ne yayımladı? Genelge yayımladı. Evet, yetkili emrindeki birliklere böyle bir yetkisi var. Genelge yayımlıyor. Ve diyor ki siz de buna ne yapacaksınız? Uyacaksınız. O zaman kısa ve net. Genelge nedir? İdarenin, askeri idare olabilir, sivil idare olabilir. İdarenin üst makamlarındaki kişilerin, idarenin alt makamlarındaki kişilere kanuna uygun olarak vermiş oldukları nasıl emirlerdir? Yazılı emirlerdir arkadaşlar. Mesela bakan, İçişleri Bakanı bütün valilere yazılı emir gönderiyorsa bunun adı nedir? Bunun adı genelgedir. Vali ildeki bütün birimlere emir gönderiyorsa yazılı bunun adı nedir arkadaşlar? Genelgedir. Evet. Anladık mı genelgeyi arkadaşlar? Anladıysak arkadaşlar geçiyorum. Diğerlerini sonra anlatacağım. Evet. Şimdi şöyle bir geri gelelim arkadaşlar. Örf adetten az önce bahsettik. Yazısız, sürekli arkadaşlar. Kamu hukukunda uygulanmıyor dedik. Burası önemliydi. Geldik arkadaşlar yardımcı kaynaklara. Şimdi yardımcı kaynaklar ikiye ayrılıyor. Doktrin ve arkadaşlar yargısal içtihatlar. Nermin. Uluslararası anlaşmalar sadece temel hak ve hürriyetler konusunda eğer bizim kanunlarımızla çatışırsa bizim kanunlarımızı esas almayız, uluslararası anlaşmaya esas alırız. Sadece temel hak ve hürriyetlerle ilgili bizim kanunlarımızdan üstündür. Bunun dışında kanunlarla eşittir. Evet. Yardımcı kaynaklar adı üstünde bilimsel içtihat, yargısal içtihat. İçtihat dediğimiz şey arkadaşlar nedir? Yorum. Yorum. Bilimsel içtihatlar doktrin derler, yargısal içtihatta da mahkeme kararı derler. Şimdi, bilimsel içtihat şu, bilim adamlarının
Bir arkadaşlar süren davada mahkeme heyetinin bilim adamlarından işin çözümüne ilişkin istedikleri bilirkişi raporlarını arkadaşlar ne denir? Bilimsel içtihat denir. Mesela bir dava, Danıştay'da bir dava var. Bu dava çözülmesi için bilirkişi raporu isteniyor bir idare hukuku profesörden. Buradan arkadaşlar ne yapılıyor? Çözülmesi yolunda arkadaşlar o doktrinden faydalanılıyor. İster faydalanırlar ister faydalanmazlar. Bu hakimlere kalmış bir şeydir. O zaman doktrinin bağlayıcılığı var mıdır arkadaşlar? Doktrin bağlayıcılığı. Bağlayıcılığı yoktur arkadaşlar. Evet. Yani uyup uyumamakta serbesttirler. Geldik yargısal içtihatlara. Şimdi öğrenciler bunu çok karıştırıyor. Dikkatlice dinleyin burayı arkadaşlar. Ankara Adliyesi'nde arkadaşlar. Adliyede mesela. İki tane yan arkadaşlar komşu duruşma salonu var. Her ikisinde de birbirine tıpatıp benzeyen iki olay var. İki olayın arkadaşlar neyi var? Geleceğim ona. Davası sürüyor. Hakimlerden biri hırsızlık olayı nedeniyle hırsıza 3 ay, diğeri de arkadaşlar 4 ay veriyor. Peki bu hakimler birbirinin vermiş olduğu kararlara uymak zorundadırlar mı arkadaşlar sizce? İki tane benzer olay. Tıpatıp aynı neredeyse. Hayır. Çok güzel. O zaman bu şu demek. Yerel mahkemelerin vermiş olduğu kararların bağlayıcılığı yoktur. Hangi mahkemelerin ama? Yerel mahkemelerin. Yerel mahkemelerin. Peki. Hırsız. Bunu kabul etmedi. Mesela arkadaşlar ağır sulh ceza mahkemesini atıyorum. Sulh ceza mahkemesinin vermiş olduğu karara itiraz etti. Nereye gitti? Arkadaşlar Yargıtay'a gitti. Yargıtay'a gitti. Yargıtay hakimin vermiş olduğu kararı hukuka aykırı buldu ve hırsızı da haklı buldu. Bu durumda Yargıtay'ın vermiş olduğu karara o yerel mahkeme uymak zorunda mıdır arkadaşlar? Çünkü Yargıtay o mahkemenin en üst mahkemesi temyiz mahkemesidir, düzeltme mahkemesi. Uymak zorundadır. İşte Yargıtay'ın vermiş olduğu arkadaşlar bu karar diğer dairelerde arkadaşlar buna uygun karar verirlerse buna içtihadı birleştirme kararı denir. Dairelerin arkadaşlar kararlarına. İçtihadı birleştirme kararı. Eğer iki daire arasında çatışma olursa Yargıtay'da. İçtihadı birleştirme kararı bütün yerel mahkemeleri bağlayıcı karardır. Buna uymak zorundadırlar. Yani uyulması zorunludur. Yargısal içtihadı birleştirme kararlarının arkadaşlar. O değil. O tam girmiyor. Şimdi DNA buradaki biz bilimsel içtihat kimden içtihat istiyoruz? Hukukçulardan istiyoruz. Sen ki o DNA dediğin kimden oluyor arkadaşlar? O daha çok kanıt. Kanıtla ilgili bir şey bu. Yani kanıtların kesinliğini ortaya çıkarmak için. Evet. Şimdi arkadaşlar, o zaman bilimsel içtihatların bağlayıcılığı yok, yargısal içtihatların bağlayıcılığı vardır dedik. Ama hangi yargısal içtihatların? Yerel mahkemelerin değil, Yargıtay gibi, Danıştay gibi yüksek mahkemelerin vermiş olduğu kararların bağlayıcılığı arkadaşlar. Şimdi geldik. Değerli arkadaşlar, hukuk kurallarının çeşitleri. Geçen sene sınav sorusu buydu, hatırlıyor musunuz? Emredici hukuk kuralları arkadaşlar. Evet. Kolaydı, gayet basitti. Bir kere okumuş olsanız arkadaşlar soruyu cevaplardınız. Evet, aynısı ön lisansa da çıkmış. Arkadaşlar zaten sorunun tanımından da cevabı çıkıyordu kolaylıkla. Çok zor bir soru değildi yani. Hukuk kuralları emredici, yedek kurallar. Onlar da kendisi tamamlayıcı ve yorumlayıcı. Bir de arkadaşlar tanımlayıcı diye ne oluyor? Üçe ayrılıyor. Tabi yedek hukuk kuralları da kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Şimdi bunları bir açalım. Emredici hukuk kuralları şudur. Kesinlikle uyulması gereken kurallardır. Yani uymak zorunlu.
Bireyler bu kuralların aksine sözleşme yapamazlar. Ne demek? Zaten aksine hüküm ve sonuç doğurmayan hukuk kurallarına ne deniyor? Emredici hukuk kuralları. Tanım böyleydi arkadaşlar. Bu kuralların aksine davranışta bulunamazlar. Örnek vereceğim birazdan. Emredici hukuk kurallarına aykırı yapılan işlemler kesin hükümsüzdür. Hükümsüzlüğü işlemiştik. Emredici hukuk kurallarının birinci amacı arkadaşlar kamu düzenini korumak. İkinci amacı ahlakı korumak. Üçüncü amacı zayıfları korumak. Üç amacı var. Kamu düzenini, ahlakı, zayıfları. Kamu düzenini korumak için demiş ki resmi nikah yapmak zorundur demiş resmi nikah. Yani tek eşle evlilik. Tek eşe evlilik. Niye böyle bir şey getirmiş tek eşe evlilik? Demiş ki arkadaş bunu zaten bu normal bir şey değil. Ha bunu eğer biz meşrulaştırırsak adam gider hani mesela evler vardır ya arkadaşlar hani ipucu size anladınız olayı. Adam gider 10 tane kadınla evlenir ama ne yapar? Sırf onları yabancı kadınlarla evlenir ya da başka bir şekilde bir şey yapar. O başka bir iş yapmaya çalışır orada. Yani buradaki amaç nedir arkadaşlar? Kamu düzeni ne yapmaktır? Kısaca randevu evi açması ne yapmaktır adamın arkadaşlar? Önlemektir mesela. Buradaki amaç kamu düzeni önlemek. Yani diyor ki tek eşli evlilik yasağıdır. Peki ahlakı nasıl koruyor? Mesela bizde embriyo arkadaşlar sperm nakli ile hamile kalınması adamın babası kim belli değil ama sperm nakli ile bir kişinin hamile kalması arkadaşlar bizim hukukumuzda bunun yeri var mı? Peki sperm bankaları olsun sperm bankası olsun hiç önemli değil. Var mı arkadaşlar böyle bir şey? Yasak. Yasak. Peki yurt dışına var mı bu? Var. Hatta bir tane kadın arkadaşlar Türk ama yurt dışından böyle bir şey yaparak hamile kalmıştı. Ama çocuğun babası yok. Arkadaşlar. Evet. Bunun amacı ahlakı korumak arkadaşlar. Yarın o gün o çocuğun arkadaşlar ne durumda olacağı artık kim bilir. Üçüncüsü zayıfları korumak. Mesela diyor ki arkadaşlar ayırt etme evlenemez demek istediğin herhalde der ya onu diyorsun. Kardeşlerin evlenmesinin yasak olması ahlakı korumak değil mi? Güzel. Ayırt etme gücüne sahip olmayan bir kişinin yaptığı işlem nedir? Hükümsüzdür. Yani bir akıl hastasının yapmış olduğu işlem hükümsüzdür. Buradaki amaç nedir? Zayıfları korumaktır arkadaşlar. İşte emredici hukuk kurallarının 3 amacı varmış. Kamu düzenini korumak, ahlakı korumak, ve zayıfları arkadaşlar ne yapmak? Korumak. Evet. Geldik yedek hukuk kurallarına. Birincisi tamamlayıcı. Tarafların aksini kararlaştırabildikleri hükümlerdir. Aksini kararlaştırabiliyorlarmış yani. Tamamlayıcı hukuk kuralları tarafların sözleşme yaparken öngörmedikleri. Öngörmedi dediği şu. Tahayyül edemediği, yani düşünemediği, o sıra aklına getiremediği. Ya da öngöremedikleri konulardaki uyuşmazlıkların çözümüne yarayan kurallardır. Hukukta bunun arkadaşlar çözümüne ilişkin kurallar varmış. Mesela A ile B aralarında sözleşme yapmışlar. A B'ye demiş ki sen demiş borcunu önümüzdeki ayın ne yapacaksın başında ödeyeceksin. Ne demiş? Ayın başında yazmışlar sözleşmeye. Peki ay başı deyince arkadaşlar aklınıza ne geliyor? Birçok şey geliyor ay başı deyince. Mesela ama memur için ay başı dersen ayın 15'i gelir, doğru mu? Ay başı deyince 15'i gelir. Ama normalde ayın başı kaçtır arkadaşlar? Ayın 1'idir. Peki hukukta ay başı deyince ayın kaçı gelir? 1'i gelir. İşte bu nedir arkadaşlar? Tamamlayıcı hukuk kuralıdır. Bunu ne yapmamış? Öngörmemiş. Ay başı konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Hangi gün diye bakıyorlar. Hukuk mevzuata bakıyorlar. Ay başı arkadaşlar ne olarak tarif edilmiş? Ayın biri olarak tarif edilmiş. İşte bu nedir? Tamamlayıcı hukuk kuralıdır.
Bunu şöyle bir tanım yaparsam, desem ki taraflar bazen bir sözleşmenin birinci adımında anlaşırlar, birinci hususta anlaşırlar ama ikinci husustan pek bahsetmezler. Evet, işte o ikinci husus nedir arkadaşlar? O bahsettiğimiz hukuk kuralıdır. Ne yapıyor? Ayın biri olarak onu arkadaşlar anlatarak işi bitiriyor. Peki yorumlayıcı. Tarafların bir hukuki işlemde kullandıkları ve anlamlı açıklamadıkları hususları veya bir kimsenin beyanını ya da davranışını yorumlamaya yarayan kurallardır arkadaşlar. Geçiyorum tanımlayıcı. Çok önemli değil. Tamamlayıcıyı iyi bilin. Tanımlayıcıya geçtim. Burada da diyor ki bir hukuki kavramın kurumun ne anlama geldiğini belirleyen kurallardır. Mesela arkadaşlar diyor ki A ile B aralarındaki sözleşmeyi ne yaptılar? Tecdit ettiler. Tecdit. Ne demek tecdit? Biliyor musunuz? Tecdit. Büyük ihtimalle bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yenileme demek arkadaşlar. Aralarındaki sözleşmeyi ne yapmışlar? Yenilemişler arkadaşlar. İşte bu durumda ne yapıyorsun? Tanımlayıcı hukuk kurallarına başvuruyorsun. Tanımını ortaya çıkarıyorsun yani. Bu kadar basit. Buradan bir daha soru gelir mi arkadaşlar? Geçen sene iki kere sordular. Bu sene zannetmiyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar az önce bahsettiğim pardon. Şu arkadaşlar şu bölümü iyi bilin. Hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir? Tamam mı? Şu bölümü iyi bilin arkadaşlar. Buradan soru bekliyorum ben bu sene. Her sene ortalama 4 tane soru falan yakalarım arkadaşlar. Söyleyeyim size baştan. Nerelere çalışmanız gerektiğini ağırlıklı olarak söylüyorum. Şu tarafı iyi bileceksiniz arkadaşlar. Hukuk kurallarının özellikleri. Şimdi geldik. 1. Ayın 1'i. Şimdi kanun boşluğu. Arkadaşlar kanun neydi? Yazılı mıydı, yazısız mıydı? Yazılı. Peki hukuk nedir hukuk? Hukuk arkadaşlar yazılı ve yazısız. Hukuk mu daha geniş bir kavramdır, kanun mu daha geniş bir kavramdır? Önce oradan çıkaralım. Hukuk. Arkadaşlar kanun hukuk demek değildir. Kanun hukuka aykırı olabilir. Hukuk daha geniş bir kavramdır, unutmayın. Kanun hukukun hangi bölümüdür sadece? Yazılı bölümüdür. Evet. Yazısız bölümde örf adetlerdir. İkisine de biz pozitif hukuk diyorduk hatırlarsınız. Şimdi kanun boşluğu. Kanunda somut bir olaya uygulanabilir bir hükmün bulunmaması halinde ortaya çıkan durumdur. Hakimin önüne somut bir olay gelmiş. Hakim bu somut olayı çözmek için önce neye bakmak zorunda? Önce mevzuata bakmak zorunda. Doğru mu? Mevzuat. Peki mevzuatta yoksa hakim neye bakacak? Tabii bunu ben ne için söylüyorum? Özel hukuk için söylüyorum arkadaşlar. Özel hukuk için söylüyorum. Mevzuatta yoksa neye bakacak? Örf ve adete bakacak. Peki. Şimdi kural içi boşluk, kural dışı boşluk diye ayırmışlar arkadaşlar. Demiş ki kanun boşluğu ikiye ayrılır. Kural içi, kural dışı. Peki kanun boşluğu neydi? Somut olaya uygulanabilecek bir hükmün bulunmaması. Güzel Gülay, güzel. Kanun koyucunun kural içinden başlayalım arkadaşlar. Kural içinden. Kanun koyucunun bilerek veya isteyerek bıraktığı boşluktur. Şimdi kanun koyucu kimdir arkadaşlar? Yasama organıdır. Yasama organı. Yasama organı tabi her yazılan sözlü bir şey, yazılı bir şey doğrudan somut olaya doğrudan uygulanamayabiliyor. Bu yüzden kanun koyucu belli boşlukları arkadaşlar hakime bırakıyor. Gülay cevabını verdi zaten. Kanun koyucumuz olan yasama organı bilerek ve isteyerek ne yapmış? Boşluk bırakmış. Bu durumda o somut olaya hakim ne yapacak arkadaşlar?
somut olaya uygulanacak bir hüküm bulması lazım. Bu durumda hakim neye bakıyor? Örfe, adet hukukuna bakıyor. İkinci aşama. Bakın birincisi yazılıya bakıyordu. Yok. Yazılıda yok arkadaşlar. Nereye baktı ikincisi? Örf adete. Örf adette de yoksa buna mecburen bir çözüm bulması lazım. Ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapıyor? Hakim takdir yetkisini arkadaşlar takdir yetkisini kullanıyor. Ya da örf adette var ama daha esas öyle söyleyin daha iyi olur. Örf adette var ama doğrudan doğruya uygulanamıyor. Bu durumda arkadaşlar kim kullanıyor? Ne yapıyor hakim? Takdir ediyor arkadaşlar. Olayı çözümlemek için takdir etkisini kullanıyor ve işi bitiriyor. Peki kural dışında ne var arkadaşlar? Kural dışında ise bakın bunun arkadaşlar ben size şöyle daha söyleyeyim daha iyi aklınızda kalsın. Burada tanımda hatalar eksik söylemiş. Hata değil de eksik söylemiş. Kural için şöyle söylerim arkadaşlar. Kural içinde. Yazılı bir önermeyi kısmen vermiş ama bu yazılı arkadaşlar durumun somut olaya uygulanması için gerekli açıklamaları yapmamış. Bu durumda arkadaşlar geri kalan kısmı kime bırakmış? Hakime bırakmış. Hakim halletsin demiş. Bu durumda kural var. Yani yazılı bir hüküm var. Ama bu yazılı hüküm doğrudan doğruya arkadaşlar ne olamıyor? Somut olaya uygulanamıyor. İşte bu kural içi boşluktur. Yazılı var, kural var ama kuralda arkadaşlar eksiklikler var. Bu durumda takdir yetkisini kullanmak için hakime bırakılmış bir boşluk var. Hakim bu yetkisini kullanıyor. Kural dışında ise yazılı bir hüküm arkadaşlar yok. Yazılı hüküm yok. Kanun koyucu hiçbir hüküm koymamış arkadaşlar. Bu durumda mecburen arkadaşlar hakim neye bakacak? Birazdan tekrarlayacağım daha iyi anlayacaksınız. Örf adete mecburen yasıza bakacak, değil mi? Yazılı olmadığı için. Burada da yoksa arkadaşlar ne yapacak hakim? Kendisi kanun koyucu olsaydı medeni hukukta ne yapardı? Ona göre hukuk yaratır. Bakın burada takdir yetkisini kullanıyor. Burada hukuk yaratıyor arkadaşlar kural dışında. Hiçbir şey yok çünkü. Şimdi kısa ve net. Kısa ve net. Kanun boşluğu şudur. Somut olaya uygulanacak yazılı bir hükmün olmamasıdır. Ya da olması dahilinde bunun somut olaya doğrudan doğruya uygulanamamasıdır. Eğer var ise ama bu somut olaya doğrudan doğruya uygulanamıyorsa bunun adı kural içi boşluktur. Eğer hiç yok ise bu durumda kural dışı boşluk var. Kural yok çünkü. Bu durumda hakim örf ve adete bakmak zorunda. Burada da yoksa hakim hukuk yaratıyor. Peki var ise ve uygulanamıyorsa hakim ne yapıyor? Takdir yetkisini kullanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şevki'ye ne dedim? Hukuk yaratmadan önce nereye bakıyordu? Örf ve adete bakıyor ya. Orada hukuk yaratıyor işte. Şimdi şöyle arkadaşlar pardon. Tekrar edelim. Şimdi değerli arkadaşlar bunu şöyle şey yapalım. Kural yazılıydı dedik. Kural yazılı. Burada yazılı var ama doğrudan uygulanamıyor. O yüzden takdir etkisi. Burada yazılı yok. O yüzden örf adete bakacak. O da olmadığı için hukuk yaratıyor arkadaşlar. O zaman kural içinde takdir etkisi, kural dışında hukuk yaratıyor diyoruz. Peki. Hukuk boşluğu nedir? Hukuk boşluğu. Bir somut olaya uygulanacak yazılı yazısız herhangi bir kuralın bulunmamasıdır arkadaşlar. Ne yazılıda var ne yazısızda var. Yani kanunda ve örf adet hukukunda olaya ilişkin bir hüküm yoksa hukuk boşluğu ortaya çıkar. Peki hakim hukuk boşluğu olması durumunda ne yapmak zorundadır? Arkadaşlar geri dönün hemen geri dönün. Hukuk yaratıyor. Peki diyeceksiniz ki hocam madem kural dışı boşluk hukuk boşluğuna benziyordu. Niye onu kanun boşluğu içinde aldınız? Güzel bir şey derim. Güzel soru derim. Kural dışı boşlukta ben başlangıçta neden başlıyordum?
yazılı bir hükmün olmamasına başlıyordum. Başlangıç şeyim benim arkadaşlar yazılı bir hükmün olmaması. Çünkü kanun dediğimiz şey yazılı. Yazılı da olmadığı için ben mecburen örf adete bakıyordum. Burada da yoksa ne yapıyorum? Hukuk yaratıyorum. Evet. Demek ki arkadaşlar, evet öyle. Hukuk boşta neymiş? Ne yazılıda varmış, ne yazısızda varmış arkadaşlar. Çıkmış sorudur. Çıkmış soru arkadaşlar, hukuk boşluğu sorusuydu sanırım. Ya kanun boşluğu ya hukuk boşluğu. Tanımını vermiş, bu nedir demiş. Eğer yazılı ve yazısız diyorsa, hukuk boşluğu 2007 olabilir. Sadece yazılı diyorsa arkadaşlar, kanun boşluğu. Örtülü, mörtülü falan bunlara girmenize gerek yok arkadaşlar. Bilmenize de gerek yok çok fazla. Evet. Şimdi burada arkadaşlar ayrıntılandırmış. Demiş ki, kanunda hüküm olup olmamasına göre, kanunda hüküm varsa kanun hükmü uygulanır. Normal. Kanunda hüküm yok ise örf adet hukuk kuralına bakar. Örf adette varsa onu uygular. Yok ise kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacaksa o yönde ne yapar? Karar verir arkadaşlar. Evet. Dedik. Şimdi hukukun dalları arkadaşlar. Nerede bu? Hı. Değerli arkadaşlar hukuk 3 dala ayrılır. Birincisi kamu hukuku, ikincisi özel hukuk, üçüncüsü karma hukuk arkadaşlar. Şimdi kamu hukuku arkadaşlar özel hukuk. Kamu hukuku özelliği nedir? Bakın. Kamu hukuku kişiyle devlet arkadaşlar. Devletler ile yine devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıdır. Kamu hukuku. Özel hukukta ise arkadaşlar her iki tarafta kim vardır? Kişi ve kişi vardır. Her iki tarafta da kişi vardır. Ama kamu hukukun özelliği mutlaka bir tarafta kim vardır? Devlet vardır arkadaşlar. Mutlaka bir tarafta devlet var. Özel hukukta ise her iki tarafta da kişiler vardır. Kamu hukukunda her zaman devlet kişiden üstündür. Yani arkadaşlar taraflar eşit değildir kamu hukukunda. Ama özel hukukta arkadaşlar her iki tarafta nedir? Eşit statüdedir. Biri diğerinden üstün değildir arkadaşlar. Kamu hukukunda devlet neyi kullanır? Arkadaşlar kamu gücünü kullanır. Yani kişinin rızasına bakmadan kişinin arsasını elinden alabilir. Mesela gelip arkadaşlar bir tarlanızdan yol geçirecekse kamu gücünü kullanarak kamulaştırma, eski ismi istimlak, kamulaştırma yaparak tarlanızı sizden alabilir. Siz hayır falan filan yani ne yapamazsınız? Bunu arkadaşlar kabul etmek zorundasınız. Ha bunun bedel itiraz davası falan var, o uzun hikaye, ileride anlatırım. Burada demek istediğim şey şu. Kamu gücünü kullanır devlet her zaman arkadaşlar. Ama özel hukukta böyle bir şey yoktur. Kişi isterse sözleşme yapar, istemezse yapmaz. Ama kamu hukukunda böyle bir zorunluluk var. Sözleşme arkadaşlar eğer devlet istiyorsa karşı taraf buna uymak zorundadır. Evet. Bir de karma hukuk var arkadaşlar. Karma hukukta her ikisini içine alan hukuktur. Yani hem kamu hukuku arkadaşlar özellikleri var hem de özel hukuk özellikleri var. Kamu hukukunun birinci dalı anayasadır. Anayasanın özelliği neydi? Devletle kişi arasındaki ilişkileri düzenliyordu. İdari yine öyle şey arkadaşlar. İdari organlarla kişi arasındaki ilişkileri düzenliyor. Cezayı kim bize veriyor arkadaşlar? Devlet. Yani bir tarafta mutlaka kim var? Devlet var. Vergiyi biz kime veriyoruz? Devlete veriyoruz. Devletler genel hukuku. İki devlet arasındaki arkadaşlar hukuktur. Yargılama. Yani arkadaşlar usul hukuku. Bu da yargılama nasıl yapılacağına dair arkadaşlar hukuktur. Dolayısıyla bu da devlet tarafından konulan kanunlardır. Dolayısıyla arkadaşlar yine bu nedir? Kamu hukukuna giriyor. İcra iflas hukuku arkadaşlar. Burası önemli. Bakın. Borç kişiyle kişi arasındaydı. Az önce bahsettik. Eğer kişi borcunu ödemezse kim devreye giriyor? Devlet. Peki devlet bu borcu nasıl arkadaşlar tahsil etmeye çalışıyor? İcra yoluyla tahsil etmeye çalışıyor. Evet, cebri icra buydu. İşte icra iflas o yüzden kamu hukukunun dalıdır arkadaşlar. Medeni hukuk deyince arkadaşlar özel hukukun en geniş alanıdır. Medeni hukuk kendi içerisinde dörde ayrılır. Kişi, aile, eşya ve miras arkadaşlar.
Özel hukukun en geniş dalı medeni hukuktur. Kendi içerisinde dört alt dalı vardır. Kişi, aile, eşya, miras. Borç kişiyle kişi arasındaki arkadaşlar sözleşmeden doğar. Ya da haksız fiilden doğar vesaire. Ticaretinde kimselerle kimseler arasında olur. Devletler özel hukuku da arkadaşlar yine devletlerin vatandaşları arasında özel hukuk konusunu teşkil eden arkadaşlar konulardır. Peki. Bunları ileride zaten çoğunu göreceğiz arkadaşlar. Karma hukuku da şudur. Her ikisinden alan arkadaşlar, her ikisinden de hükümler bulunan hukuktur. İş hukuku bir karma hukuktur arkadaşlarım. Hem sözleşmeler var, değil mi? Fikir sanat eserleri hukuku. Hava, toprak, banka arkadaşlar. Bunlar neye giriyor? Karma hukuka giriyor. Sadece bunlar arkadaşlar burada bilmeniz gereken şu dördünü aradan çıkartınca arkadaşlar, şu dördünü aradan çıkarınca hangileri onlar? Medeni, kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Kişi, eşya, aile, miras. Altayın, borçlar hukuku. Ticaret, devletler özel. Unutmayın, bunlar özel hukuk. Bunları pek sormazlar. Bunlar sınav sorusu diye karşınıza gelmez. Çünkü tartışmalı bir alandır karma hukuk. Birçok hukukçu tarafından tartışılır. Hangisi karma, hangisi arkadaşlar özel diye. Ama bunlar kesin bilindiği için özel hukukun arkadaşlar şu bölümlerini bilin. Geri kalan ne diye alırsınız? Kamu hukuku arkadaşlar alt dallarıdır diye alırsınız. Evet. Şimdi genelde de ne soruluyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Genelde özel hukukun medenisi, borçları, ticareti, devletler özeli veriliyor. İçerisine icra iflas hukuku konuyor mesela. Değerli arkadaşlar. Bu icra iflas ve şey konuluyor. Yargılama hukuku konuluyor. En çok bu ikisini karıştırmayın. Bunlar önemli. Peki bir soru sorayım. Burada vermemiş arkadaşlar. Bakalım siz hangisine koyacaksınız bunu? İnsan hakları hukuku hangisine gider arkadaşlar? İnsan hakları hukuku. Sizce? Arkadaşlar. Güzel. Tebrik ederim sizi. Neden? Çünkü insan haklarını genelde kimler ihlal ediyor arkadaşlar? Baktığımızda devletler değil mi? Bir takım koyduğu kurallar nedeniyle. O yüzden devletler ne yapmıştır? Anayasayla kişiyi devlete karşı korumak için temel hak ve hürriyetlerde bir takım güvenceler vermişlerdir. Bu mantıkla da arkadaşlar cevaplayabilirsiniz soruları. Evet, geçtim burayı. Bunları ileride detaylandıracağız zaten. Evet. Ha, gelmeden önce arkadaşlar daha önce söylemiştim. Burada tekrar edeyim. Kamu hukukunda ne uygulanmaz? Az önce bahsettik. Örf ve adet uygulanmaz. Çok güzel. Çok güzel. Örf adet neydi? Yasız hukuk kurallarıydı. Peki örf adet nerede uygulanır? Arkadaşlar özel hukukta uygulanır. Çok güzel. Evet. Özel. Medeni, borçlar, ticaret, devletler özel falan. Geçtim. Ceza hukuku. Ceza hukuku arkadaşlar devlet tarafından tanımlanmış ve suç olarak nitelendirilmiş olan hukuka aykırı insan davranışlarıyla bu davranışları gerçekleştirenlere karşı uygulanacak cezai yaptırımlara incelenen hukuktadır. Çok da önemli değil tanım. Benim için önemli olan ceza hukukunun ilkeleri. Kanunilik nedir arkadaşlar? Ceza hukukunda kanunilik şudur. Az önce daha şimdi bahsettik. Daha şimdi ondan bahsettim. Ceza ve ceza yerine geçecek tedbirler ancak neyle konulur? Kanunla konulur. Peki neden böyle bir şeye gidilmiş? Neden gidilmiş? Bunun amacı keyfiyetten doğacak arkadaşlar bir takım yaptırımlara kişiyi yaptırımlara karşı kişiyi korumak. Eğer böyle bir madde olmamış olsaydı idare organları ve yargı organları keyfiyetten ne yapabilirlerdi? Kimseler üzerinde arkadaşlar cezai müeyyideler uygulayabilirlerdi. Yani bir cezanın olması için mutlaka onun nerede geçmesi gerekiyor? Kanunda geçmesi gerekiyor arkadaşlar. İşte buna kanunluk deniyor. O yüzden örf ve adet ceza hukukunda uygulanmaz. İkincisi belirlilik. Belirlilik şu. Kanun açık ve seçik bir şekilde belirtilmiş olmalıdır. Yani yoruma yer yok burada arkadaşlar. Yoruma mahal vermemelidir. Açık ve seçik bir şekilde arkadaşlar kanun belirtilmiş olmalıdır. Yoruma yer vermemelidir arkadaşlar.
Belirlik derken bunu kastediyor. Üçüncüsü, aleyhe çıkan yasalar geçmişe yürümez. Şimdi birçok öğrenci bunu karıştırıyor. Şimdi arkadaşlar, ülkemizde çok yaşanan bir şeydir bu. Ülkemizde çok yaşanıyor. Mesela arkadaşlar, yakında bir o değil, o değil. Şevke yanlış. Yakında dördüncü yargı paketi diye bir paket var, değil mi? Dördüncü yargı paketi. Peki, bu yargı paketi arkadaşlar bir suça mevcut o suçun cezası 5 yıl ise o suçun arkadaşlar cezasının 2 yıla indirileceğini söylüyor. Yeni yargı paketi mesela. Bu durumda o kişinin cezası 2 yıla iner mi yoksa 5 yıl devam eder mi arkadaşlar? Soruyorum size. Eğer kanunlaşırsa bu. İner. İner. Arzu iner. O yüzden mesela birçok kişi geçen sene işte Hizbullah davasından birçok kişi tahliye olmuştu ya arkadaşlar. Haber, belki bilirsiniz. Peki soru. Evet. Lehinize ise arkadaşlar çok güzel söyledi. Lehine çıkan arkadaşlar kanun işler. Aleyhine çıkan kanun işlemez. Şimdi peki o suçun 7 yıl olduğuna dair bir kanun çıkmış olsaydı yürür müydü arkadaşlar? İşte bu durumda arkadaşlar ne olmazdı? Yürümezdi. Demek aleyhimize olan çıkarılan kanunlar ne olmaz? Geçmişe yürümez. Lehimize olan kanunlar geçmişe yürür arkadaşlar. Lehimize olursa yürür, aleyhimize olursa olmaz. Geldik üçüncüsüne. Kıyas yapılamaz. Arkadaşlar ceza hukukunda kıyas yasaktır. Kıyas neden yasaktır? Şimdi bir olay, ikinci olay. İki tane farklı olay var arkadaşlar. Bu olaylar birbirine benzemekle birlikte birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Bunun tam olarak karşılığı kanunda var. Ama bunun tam olarak karşılığı kanunda yok. Ama olaylar tam büyük oranda benziyor. Sizce şu olayın aynısını şu olaya uygulayabilir mi arkadaşlar? Eğer kanunda tam anlamıyla yoksa uygulayabilir mi? Buna kıyas denir. Bu durumda uygulayamaz. Kıyas yasaktır arkadaşlar. Eskiden vardı. İslam hukukunda kıyas diye bir şey var arkadaşlar. İslam hukukunda kıyas diye bir şey var. Ama bugünkü hukukta arkadaşlar kıyas diye bir şeyden bahsedemiyoruz. Evet, kıyas yok. Peki, idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza verilemez. İdarenin düzenlemeci işlemleri şunlar. Tüzük, yönetmelik. Olmayan kanun hakkında. Ne tüzük çıkarabilirsin ne yönetmelik çıkarabilirsin. Çıkardığın tüzük ve yönetmelikle de ne yapamazsın ya da genelgeyle suç ve ceza koyamazsın. Yasak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten böyle bir şey de olursa ne olur? Hükümsüz olur yani. Geçersizdir, hükümsüzdür. Evet. Tüzükle, yönetmelikle, genelgeyle ne yapamazsın? Ceza ve suç koyamazsın. İdarenin düzenleyici işlemleri suç oluşturamazsa ceza verilemez derken bunu kastediyor değerli arkadaşlar. Geçtim. Bunu çok durdum üzerinde. Bunu söylemeyeceğim artık. Örf ve adette ne yapamazsın? Ceza veremezsin. Çünkü suç ve ceza ancak neyle verilir? Kanunla demiş arkadaşlar. Kanun. Geldim. Kusursuz ceza olmaz ilkesi. Demek ki mutlaka ne olacak? Kusur. Eğer bilerek yapmışsan bu kusuru kast var. Bilerek yapmamışsan bunun adı nedir arkadaşlar? Taksir. Taksir. Kusurluysan bilerek yapmışsan kast. Bilerek yapmamışsan taksir derler bunu arkadaşlar. Mesela Celil Gülay'a elinde bıçak Gülay'ı öldürmek istiyor. Bu sırada şimşek çarpıyor ve Allah korusun işte Gülay ne oluyor arkadaşlar?
Tabi Güray ismi olmadı da Ahmet ve işte Mehmet, Ahmet ölüyor. Bu durumda sizce Celil cinayette yargılanır mı arkadaşlar? Ya da Mehmet? Yargılanır mı cinayetten? Cinayetten yargılanmaz arkadaşlar. Çünkü öldüren kişi o değil. Hani peşinden koşuyordu ama neticede o öldürmedi. Kim yaptı? Şimşek çarptı arkadaşlar. Evet. Eğer bilerek, tasarlayarak yapıyorsa arkadaşlar burada kasıt vardır. Şimdi Mehmet o biraz şey bir konu. Şimdi ona hiç girmeyelim. Eğer bilerek ve planlayarak yapmışsa taksir. Eğer sonucu da biliyorsak, pardon, bilerek ve planlayarak yapmışsa ve sonucu da biliyorsa burada bir kasıt vardır. Bilerek yapmıyor, planlamıyor ama sonucunu biliyor. Yani az çok adam öldürmenin ne olduğunu biliyor. Burada da arkadaşlar ne vardır? Taksir vardır. Taksiri suçlar. Kasıtlı işlenmiş suçlara göre nedir arkadaşlar? Cezalarda neye gider? Cezada indirime gidilebilir taksirli suçlarda. Evet. Mesela şehir içinde arkadaşlar ne yapıyorsun? 40'la gitmen gerekirken 55-60'a gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Yok, karşıdan karşıya geçmekte olan birini eziyorsun. Bu durumda arkadaşlar bu trafik kazaları genelde taksirli suçlara girer. Cezada neye gidilir? Hafifletmeye gidilir. Evet. Cezaların şahsiliği ilkesi. Bu da şu demek. Ceza ancak suçu işleyen kişiye verilir. Bundan dolayı o ailenin kardeşi, annesi, babası, kimsesi sorumlu değildir arkadaşlar. Hukuk devleti olmanın bir diğer gereği de budur. Cezalar şahsidir, kişiye verilir arkadaşlar. Evet. Hümanizm. Hümanizm neydi? Hümanizm. Ya başına şunu geçirdik mi daha güzel olacak. Hümanizm. Evet, kazandırma, topluma kazandırma. Tebrik ederim arkadaşlar. Amaç kişiyi arkadaşlar rehabilite ederek ne yapmaktır? Topluma tekrar yeniden kazandırabilmektir. O yüzden mesela işte cezaevlerinde arkadaşlar ne yaparlar? Bir takım kurslar verirler, değil mi? O kursların amacı nedir? O kişiyi tekrar topluma kazandırabilmektir arkadaşlar. Şimdi cezalandırmada adalet ve eşitlik ilkesi. Zaten bunu söylemeye bile gerek yok arkadaşlar. Dedim ve ceza hukuku böyle arkadaşlar geçtim. Şimdi vergi. Vergi hukukunu ileride daha detaylı işleyeceğim ama. Devlet ile kişiler arasında vergi hak ve ödevlerini, vergi tahsilini, vergiye konu olan olayları düzenleyen hukuk kurallarıdır. Vergi ve benzeri kanunlar. Vergi, harç ve benzeri kanunlar ancak kurallar ancak kanunla konulur. Kişinin gelirine göre konulur. Ve herkes bu vergiyi vermekle yükümlüdür. Peki herkes diyorsa arkadaşlar, herkes vergi verecek diyorsa bu verginin ne olduğunu gösteriyor bize? Genel olduğunu söylüyor arkadaşlar. Genel. Peki vergi eşit olmaz Şevki. Çok önemli, eşit olmaz. Vergi ve benzeri kurallar, harç ve benzeri kurallar ancak neyle konulur? Kanun ile konulur. Kanunsuz vergi ne olmaz? Olmaz. Buçukta bitiriyoruz Yücel. Buçukta. Vergiler herkesin neyine göre alınır? Gelirine göre alınır. Gelirine. Herkesten eşit alınmaz arkadaşlar. Vergi herkesin neyine göre alınırmış? Gelirine göre. Gelirine göre diyorsa ne diyoruz cevabımız? Adalet. Vergi herkesten alınıyor diyorsa ne diyoruz? Tabii canım eşit olduysa yandık. Değil mi arkadaşlar? İlk defa bu Tanzimat Fermanı demiş. Herkesin gelirine göre. Şimdi ben de koçtan tutup da aynı vergiyi alamaz arkadaşlar. Değil mi? Peki ne diyor? Arkadaşlar kanunilik ancak kanunla alınır diyor arkadaşlar. Bu da nedir? Kanunilik ilkesinin gereğidir. En çok arkadaşlar neyi bilin? Sorulardan en çok ne çıkar arkadaşlar? Değil mi? Vergide adalet ilkesi çıkar arkadaşlar. Bunu çok iyi bilin. Vergide adalet neymiş? Vergi herkesin gelirine göre alınır. Evet. Dedik ve geçtik.
Geldik borçlar hukukuna. Burası önemli. Ben burayı anlatacağım ve bitireceğim bugün arkadaşlar. Çünkü burası önemli. Onları anlatacağım ileride. Arife. ÖTV, KDV. Onları ileride anlatacağım. Borç. Arkadaşlar. Borçlar arkadaşlar nasıl ortaya çıkar? En kaba tabiri sözleşmeyle ortaya çıkar. Başka nasıl ortaya çıkar? Haksız fiille ortaya çıkabilir. Değil mi arkadaşlar? Mesela bir sözleşmeyle, haksız fiille ne yapabilir? Borç ilişkisi ortaya çıkabilir. Borç ilişkisinde arkadaşlar düzenleyen hukuk kuralları ne diyoruz biz? Borçlar hukuku diyoruz. Borçlar hukukunda arkadaşlar bir takım ilkeler var. Bunlardan birincisi nedir? Nispiliktir. Nispi sınırlı demek. Doğru mu? A ve B kişisi var. A ve B kişisi. A, B kişisine borç para verdi, sözleşme yaptılar. B de A kişisine bu borcunu ödemek zorunda. Peki A gidip ilgisi olmayan üçüncü kişiden yani C kişisinden borcunu alabilir mi arkadaşlar? İlgisi olmayan C kişisinden alamaz. İşte bu nedir? Nispiliktir. Yani borçlu alacaklı ancak borçludan borcunu isteyebilir. İlgisi olmayan üçüncü kişiden borcunu isteyemez arkadaşlar. Ha, üçüncü kişi kefil olursa o ayrı bir şey. Onu katmayın araya. Eğer hiçbir arkadaşlar tarafı değilse üçüncü kişi sorumlu değildir. Buna nispilik diyoruz. Borçlar hukukunda irade özerkliği diye bir şey var arkadaşlar. Mesela kişi istediği kadar sözleşme yapabilir arkadaşlar. İstediği kadar sözleşme yapabilir. Mesela evet, ondan bahsedeceğim birazdan. Mesela devletin sözleşmesi, mesela kamu idareleri, belediye, işte atıyorum size bir soru sorayım arkadaşlar. Belediye veya atıyorum herhangi bir kamu tüzel kişisinin sözleşme serbestiyesi diye bir şey var mıdır arkadaşlar? İstediği kadar sözleşme yapabilir mi? Yapamaz. Mutlaka orada ne aranır? Kamu yararı aranır. Kamu hukukunda. Peki özel hukukta arkadaşlar ne aranıyor? Borçlar hukukunda. Kar. Değil mi arkadaşlar? Kar etmeye, faydalanma falan filan. Bunun için istediğiniz kadar sözleşme yapabilirsiniz. Tabii buna kanunlara bir takım sınırlamalar getirmiş, şu ayrı bir şey. Düzeltiyorum. Sözleşme yapacağınız kişi buna sınırlandırma getirebilir arkadaşlar. Mesela gidiyorsun, kredi kartı almaya çalışıyorsun, adam vermiyor sana. Verirse verir zaten, vermezse de vermez, değil mi? Bu o kişiye kalmış bir şeydir arkadaşlar. Sözleşmelerde istediğin şekli yapabilirsin. Ama en iyi şekil sözleşmenin nasıl olmasıdır arkadaşlar, sonra sıkıntı çıkmasın diye yazılı olmasıdır. Çünkü çok sonraları sıkıntı çıkabiliyor arkadaşlar. Üçüncü ilke eşitlik. Yani A ve B tarafları birbirine nediler arkadaşlar? Eşittirler. A kişisi de B kişisi de eşittir. Biri diğerinden üstün değildir arkadaşlar. Dürüstlük diye bir şey var. İleride anlatacağım bunu. Buna objektif iyi niyet denir. Yani borcun varken günü geldi ne yap? Borcunu git öde. Buna dürüstlük ilkesi deniyor arkadaşlar. Güzel. Hakkın kullanılmasındaki ana ilkedir. Kullanılmasındaki ana ilke. Borcun geldiği gün ne yap diyor? Borcunu öde diyor. Daha iyi olur diyor yani. İlke bu arkadaşlar. Kusurlu sorumluluk ilkesi. A kişisi ve B kişisinden hangisi bu sözleşmeyi aykırı davranmasından dolayı sorumlu ise doğacak yeni zararlardan da kim sorumludur? O kişi sorumludur arkadaşlar. Kim sözleşmeye aykırı davranmışsa ve bundan doğacak zararlardan arkadaşlar zararlar ortaya doğacaksa bu durumda kusurlu olan kimse zararlardan da o kişi sorumludur arkadaşlar. Detaya girmeyeceğim. Sözleşmeler arkadaşlar ne olur? Karşılıklı olur değil mi? İvazlık dediği karşılıklı. Genelde sözleşmeler çift taraflıdır. Tek taraflı sözleşmeler de olabilir. Mesela vasiyet arkadaşlar nedir? Vasiyet tek taraflı bir sözleşmedir. Ama
Bir kira sözleşmesi atıyorum. Kira sözleşmesi nedir? İvazlı bir sözleşmedir. Yani çift taraflı bir sözleşmedir. Borçlunun yerleşim yerinde ifa. İfa şudur. Borcun ödenmesi. İfa nedir? Borcun ödenmesi. Birazdan detaylandıracağım buralar arkadaşlar. İfa falan hepsini anlatacağım birazdan. Nakit paralarda. Genelde alacaklının yerleşim yerinde borç ödenir. Mesela A B'nin kiracısıysa arkadaşlar kiracı ev sahibi. Kiracı genelde arkadaşlar parayı nerede verir? Kiracı parayı nerede verir? Genelde ev sahipleri bankadan vermesini istemiyorlar arkadaşlar. Böyle bir şey var. Vergiye girecek diye, değil mi? Ev sahibinin evinde verir, değil mi arkadaşlar? Evden. Ev sahibinin evine götürür verir, değil mi? Evet. Yok yok, genelde hani kapıya dayanmazsa Mehmet. Genelde ne oluyor? Sen gidiyorsun, ev sahibine işte yakınsa, üst komşunsa falan filan sen veriyorsun. Yani genelde alacaklının yerleşim yerinde veriliyor arkadaşlar nakit paralar. Bunun dışındaki bütün borçlar nerede ödeniyor? Borçlunun yerleşim yerinde arkadaşlar. Borçlunun yerleşim yerinde ödeniyor. Yani bunun dışında arkadaşlar nakit paraların dışındaki borçlar borçlunun yerleşim yerinde ödeniyor. Evet, bu da bir başka bir ilke. Bu sene sınav soruları içerisinde arkadaşlar şıklardan bir tanesi de buydu hatırlarsanız. Birçok öğrenci sanırım bunu almıştı diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar bunu bir şöyle şey yapalım. Şimdi borçların nasıl ortaya çıktığını söyledik. Sözleşmeyle ortaya çıkabilir, haksız fiille ortaya çıkabilir. Peki borçlar nasıl sona eriyor arkadaşlar? Nasıl sona eriyor? Bir. Bunları not edin, not. Arkadaşlar bunları not edin. İfa. İfa. Bunu bitirme arkadaşlar. Zaten 8-7-8 dakikamız kaldı. Burası önemli. İfa nedir? Borcun ödenmesi. Borcun ödenmesiyle ne olur? Borç biter. Birincisi bu. Normal. İkincisi. İbra. İbra. Duydunuz mu İbra'yı arkadaşlar? İbra şu. Alacaklının alacağından vazgeçmesi, borçlunun da bunu kabul etmesidir arkadaşlar. Böyle bir şey pek olmaz ama olabiliyor. Alacaklının alacağından vazgeçmesi, borçlunun da bunu kabul etmesi. Buna ibra deniyor. Evet, İbra güzel değil mi arkadaşlar? Keşke hep öyle olsa diyorsun ha. Alacaklının alacağından vazgeçmesi, borçlunun da bunu kabul etmesi. Borçlunun da bunu kabul etmesi. İbra arkadaşlar. Ya ona bir şey demiyorum. Şimdi o ayrı. O borcu bitirmiyor. Şimdi geldik yenileme. Yenileme de şu arkadaşlar. Mevcut borcun yeni bir borçla yenilenmesidir. Bu şu demektir. Eski borç bitiyor ama yeni bir borç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu hangi borcu bitiriyor sadece? Eski borcu bitiriyor. Ama yeni borç devam ediyor. Mevcut borcun yeni bir sözleşme ile yenilenmesidir. Buna yenileme denir arkadaşlar. Bu da o eski borcu bitirir mesela. Evet. Güzel. Süper Dilruba. Evet. Takas. Dördüncü takas arkadaşlar. Takas. Takas da şu. Nakit paranın yerine ne yapıyorsun? Evi veriyorsun. Onun karşılığı olan evi veriyorsun. Tamam mı? Yani borçta nakit para geçiyor ama sen tutup ne yapıyorsun? Onun yerine evi veriyorsun. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Borç bitmiş oluyor arkadaşlar. Bunun tanımını falan bilmenize gerek yok. Zaten anlarsınız. Beşincisi.
Beşincisi de şudur. Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi. Alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi şu demek. Mesela ben ev kiracıyım. Kiracıyım. Ev sahibine ben kira ödüyorum. Ev sahibinin evini ev sahibinden aldım. Ben artık kiracı olmaktan çıktım, ev sahibi oldum. Benim bir daha ev sahibine borç ödememe gerek var mı arkadaşlar? Yok. Ben alacaklıydım, borçluydum. Alacaklı da alacaklı ev sahibiydi. Evi alarak ne oldum? Alacaklı ve borçlu sıfatı bende birleşti. Dolayısıyla borç ne oldu? Ortadan kalktı arkadaşlar. Devam edelim. 6. Kusursuz imkansızlık. Kusursuz imkansızlık bakın. Şu. Değerli arkadaşlar, benim kusurum yok. Borcu ödemeye imkanım yok. Nasıl? Ben yurt dışından mal ithal ettim. Gemi ne oldu arkadaşlar? Gemi battı. Deprem oldu, sel oldu falan filan arkadaşlar. Bu durumda ne oluyor? Borç da ortadan kalkmış oluyor. Çünkü ben kusur yok. Borcu ödeme imkanı yok arkadaşlar. İşte buna kusursuz imkansızlık derler. Filmlerde falan bilirsiniz arkadaşlar. Ne oldu? Gemi battı diyor. Ben de battım diyor mesela. Değil mi? Böyle şeyler duymuşsunuzdur arkadaşlar. Buna da kusursuz imkansızlık deniyor. Bunlar ne yapıyormuş? Borcu ortadan kaldırıyormuş. Evet. Peki arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Fazla yormayayım sizi. Bu ilk ders bu kadar yeter. Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Olur mu? Evet, bunlar borcu ortadan kaldırıyor arkadaşlar. İfa, ibra, yenileme, takas. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ha pardon. Pardon. Bir saniye. Şevki'ye söyledi arkadaşlar. Bir tane daha kalmış. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar zaman aşımı önemli. Bunu kaçırdık. Zaman aşımı da arkadaşlar borcu sona erdiren bir diğer sebeptir. Bunu notalım. Zaman aşımı genelde kanunda 10 yıl olarak belirtilir ama borçların çoğunda arkadaşlar mesela kira borcu gibi borçların çoğunda zaman aşımı kaç yıldır? 5 yıldır arkadaşlar. Zaman aşımı kaç yılmış? 5 yılmış. Zaman aşımı ne yapar? Eğer o kişi davacı olmazsa arkadaşlar zaman aşımı ne yapar? Borcu sona erdirir. Dedik ve bitirdik. Peki arkadaşlar. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim Şevki'ye söylediğin için. İyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakın.